bir ortamda geldiniz. Teşekkür ediyorum bunun için öncelikle. Davetiniz için ben teşekkür ederim her şeyden evvel. En azından şöyle söylemek lazım. Çok biriken konu var dediniz. Çok haklısınız bu konuda. Çünkü hemen o anlamdaki öz eleştiri de yapmak lazım. Uzun bir ara verdik gibi gözüküyor. Konyalılarla ve Konyaspor'u sevenlerle en azından durum hakkında bir iki kelam daha edebilme halini yaratmam lazımdı. Daha evvelden yaratmam lazımdı. Fakat tabii anlam yani kelimelerle şimdi ifade etme edemeyeceğim bir takım nedenlerden dolayı. Ama özünde hani biraz daha işleri toparlayalım da ondan sonra insanların karşısına çıkalım duygusuyla biraz da ben ara verdim. O nedenle ne olursa olsun şu anda göğüslemeye hazırım. Anlatabileceğim kadar ifade etmeye hazırım. Evet. Şu anki durumumuzla başlayalım dilerseniz. Evet. Ligde şu an biz bulunduğumuz nokta planlarımız, hedeflerimiz arasında yer alan noktalardan bir tanesi miydi? Neredeyiz, nerede olmamız gerekiyordu? Aslında şöyle söyleyeyim. En kestirmesi şu. 8. hafta Malatyaspor karşısına çıkana kadar planladığım gibi dememek lazım ona. Çünkü her şey planlandığı gibi gitmiyor ama ortalamalar üzerinden gidersek hatta biraz da üzerinde gidiyor gibiydik puan ortalamasını. Çünkü bu sene sezona baktığım zaman ben şunu düşünmüştüm, şunu hayal etmiştim. Bütün hepsini bir araya getirerek anlatmaya çalışacağım ama becerebilir miyim bilmiyorum. Onu anlatmam lazım, söylemem lazım. 1.5 puan hep söylediğim defalarca buraya da geldim, bu stüdyoda da geldim. Hep bunu şunu söylüyorum. Önce kuvvetli takım, güçlü takım, kolay yenilmeyen bir takım imajı, görüntüsü ve duygusu yaratmak lazım. Bunun da yolu benim bugüne kadarki futboldan öğrendiğim 36. yılım futbolculuk, profesyonel futbolculuk ve antrenörlükle beraber toplandığı zaman iki maçtan bir tanesinden kazanabiliyorsan, yani her iki maçtan bir tanesini alabilen bir takım kuvvetli bir takımdır. Bu da ligin ortalamasında bakıldığı zaman 1.5 puan 51 puana geliyor. Bunun 4-5 puan üstü bizim gibi takımlar için, Konyaspor ölçeğinde söylersek de, özellikle söylersek Konyaspor için hakikaten çok kuvvetli ve doğru bir durum. Sezona başladığımızda da özellikle beraberlikler, kuvvetli oynadığımız maçlardan sonraki beraberlikler, içlerinde Galatasaray deplasmanı tabii bir tarafıyla da kuvvet arttırıcı bir durumdu, moral arttırıcı bir durumdu. Arkasından gelen Denizli galibiyeti, Göztepe hakikaten sezon içinde maçtan sonraki söyleminde de vardı hatırlarsınız belki. Pek savunulacak bir tarafı olmayan bir mağlubiyet değil söylemek istediğim ama oyunumuz, pasif oyunumuz, savunulacak bir tarafı yoktu. Sonra arka arkaya gelen galibiyetler, evet. Ve bir anda 7 hafta 12 puan, ortalama 1.7 puanı yakaladık. Benim de düşündüğümün biraz üstünde gidiyordu ama İlerleyen zorlu haftalar için biriktirmenin de hiçbir sakıncası yoktu. Sonraki ilerleyen günlerde mutlaka bunun düşme ihtimalini içinde barındırıyordu. Ama öbür taraftan da şöyle bir şey var. Nasıl planladık? Hani planlarımızın içinde mi dediğiniz için bir tarafıyla hani puan ortalaması nereye doğru gitti? Diğer taraftan da niye böyle düşünüyordum onu da anlatmam lazım. Bu sezon özellikle geçen sezonlara göre sadece Konyaspor için değil aslında Türk futbolunda ve bütün takımlar için daha sıkıntılı bir sezon. Çünkü sezonun başında hatırlarsınız hatta sezon başlamadan belki bir ay önce falan yayıncı kuruluşun mali durumlarla ilgili bütün kulüpler üzerindeki bir kulüpler üzerinden bir beklentisi, futboldan beklentisi vardı indirimle ilgili. Bununla beraber son dönemlerde de özellikle zaten gelmesi muhtemel şeylerden bir tanesiydi. Yeni vergi yasası ve benzeri pek çok şey. Aynı zamanda kulüplerin içinde bulunduğu borç durumu. Bütün bunları yan yana getirdiğimiz andan itibaren esas itibariyle yapmamız gereken, özellikle Konyaspor'un geleceğiyle ilgili olarak yapmamız gereken en önemli şey bütçesini biraz daha, nispeten biraz daha kontrol edebilir hale getirebilmek. Bunun yolu da bütçeli oyunculardan nispeten biraz daha bütçesi düşük oyunculara doğru gitme ihtiyacını doğurdu. Gerekliliğini doğurdu. Diğer taraftan yaş ortalaması yüksek bir takımımız vardı. Bir taraftan da yaş ortalamasını yavaş yavaş olması gerekene doğru çekebilmek. Bununla beraber de biraz evvel söylediğim gibi güç ve kuvvet göstergesi olan hiç olmazsa o 1.5 puanın etrafında dolaşabilmekti.
Bu duygu ve düşüncelerle başlanılan sezonda 8. hafta Malatya Spor maçına kadar gelen olan süreç hakikaten hani beklentimin de biraz üstünde ki hatırlarsınız tahmin ediyorum. Maçlardan sonraki söylemlerimde bu sene ilginç sonuçlar olabilir herkes için. Buna Konya Spor da dahil. Herkesin diye söylüyordum ama şunu da zaman zaman hemen bu metnin altına şu metninde yerleştiriyordum ki görünen de o. Lig herkese büyük fırsatlar sunuyor. 3-4 maçlık seri yakalayabilen takımlar ki kolay olmuyor. Bir anda ilk 2'nin 3'ün 4'ün içinde bulabildiği gibi kendisini 2-3-3-4 maçlık sıkıntılı serinin içine girenler de bir anda aşağıda bulabiliyor. Herkese başarı anlamında da başarısızlık anlamında da şeyler beklentilerinin tersine ya da üstüne sonuçlar yaratabiliyor gibi gösterirken bizim başlangıcımız gerçekten iyi gözüküyordu. Hatta benim de beklediğimden biraz daha iyi gözüküyordu. Ta ki birinci bölümü aslında bu bölümünde milli maç arasına kadar gelen 4 maçlık seri var. Bu serinin başlangıcı Malatya Spor maçı oldu. Malatya Spor maçı hakikaten futbol sahalarındaki az görünen sahnelerden, olaylardan birine sahne oldu. Yani bizim başladığımız ve ileriye gönderdiğimiz topun 13. 14. saniyesinde kalecimiz Serkan oyundan atıldı. Kırmızı kart. Kırmızı kart gören tek takım değildik. Hemen onu bir seyircilerimize, dinleyenlere, yani Konya Spor sevenlere anlatmakta da fayda var yani bir cümlenin içinde. Kırmızı kart görmek dünyanın sonu değil. İlk defa Konya Spor kırmızı kart görmedi. İlk defa kırmızı kart gören takım da Konya Spor değil. Bu kadar erken olması tabii olağan değildi, olağan dışıydı ama Frikik'in ceza sahası dışındaki pozisyonun golle sonuçlanması bizim bütün maçı, bütün oyunu tam sahada oynamamıza bir kişi eksikken neden oldu. Bu ciddi bir takımda enerji harcamasına gerektirdi. Ve o gün hem televizyon başında hem de sahaya gelenlerin de gördüğü gibi bütün oyunu kontrol etmeye çalışan ve bunu başaran bir takım vardı sahada. İkinci yarıda biraz yorulduktan sonra oyundan düşmeye başladık ama 10 kişi bütün sahayı kontrol ederek oynamak bu işteki en zor şeylerden bir tanesi. Fenerbahçe maçını da aslında bunun arkasından gelen Fenerbahçe maçını da biraz da bu maçın da etkisiyle 10 kişi kalmışken bu kadar oynayabiliyorsak 11-11 başlayan bir maçta rakip ve şartlar ne olursa olsun biraz daha önde oynayabiliriz. Duygusu biraz daha önde vardı. Beklemediğimiz bir sonuç oldu açıkça söylemek gerekirse bu tarafını söylemek lazım ama yine de her iki maçı bu giden gidişatta çok başarılı olmasa da makul karşılanabilecek hatta makulün de biraz üstünde karşılanabilecek periyotta iki maçı da anlamak mümkündü. Problem değildi. Bir tanesi Fenerbahçe, bir tane de 10 kişi kalmışın içeride olabilir. Ancak tabii Fenerbahçe maçından sonraki Eyüp maçı aslında bugün buradaki sizlerin de bütün kamuoyunun da oyuncuların da yönetimin de teknik direktörünün de ve antrenör grubunun da taraftarı ve yönetiminin de yani Konya Spor ailesini oluşturan bütün bireylerin kıran beklentileri ve umutları son derece zedeleyen bir maçtı Eyüp maçı. Hani hakikaten en azından hani benim beraber olduğum benim takımım diyebileceğim bir takımda kolay yaşanmaması gereken bir maçtı. Bir şekilde turu geçmemiz gereken bir maçtı ki lig tabii ki uzun bir periyot. Ligde 100 yıllık şampiyonluğu oynayan takımlarla beraber yarışırken kupa orada çok güzel bir biraz daha nispeten kolay erişilebilir bir kupa olarak gözüküyordu Türkiye Kupası. Dolayısıyla bunu yitirmek, üstelik böyle çok ucuz, çok kolay yapabileceğimiz çok şey varken yitirmek sadece kupadan ayırmadı bizi. Aynı zamanda da ciddi anlamda kırdı. O andan itibaren esas en büyük yankısı zaten Gençler Birliği maçında belli oldu. Maçın ilk bölümü hatırlarsınız çok zorlu başladı. Antrenör değişikliğiyle beraber bir kan değişikliği gelmişti Gençler Birliği'ne. Bu bir ufak bir enerji artışı sağlayacaktı. Ama öbür taraftan bizim ilk 20-22 dakikadaki görüntümüz 14 tane basit top kaybını yaptığımız bir süreçtir ki oyunun kontrolünü tamamen Gençler Birliği'ne kaptırdığımız. Daha sonra oyunun kontrolünü alıp çok başarılı kendi oyunumuzu oynamaya başlayıp öne geçtiğimiz. İkinci yarı nispeten ortada giderken herhalde 70'li dakikalarda falan bir tane
pasın, geri pasın 1-0 önünde olduğumuz dakika anlarda evet. bir tane geri pasın Deni'nin yaptığı, Aniç'e yaptığı bir geri pasından sonra sahadaki taraftarın da büyük ihtimalle Eyüp maçının da etkisiyle biraz sinirini, öfkesini sahaya yansıttığı bir an oldu. O andan itibaren özellikle oyuncularımız biraz daha oyunun içinden çıkmaya başladılar. Ki o pozisyon Deni'nin vuruşuyla, Milosevic'in vuruşuyla bir gol pozisyonu olmuştu. Devamı. Ancak devamı, o pozisyonun devamı. Yani Deni'den başlayan, ıstıklarla geri başlayan pasta. Top evet. döndü, Skubic'e geldi, Şengelli'ye geldi, tekrar Skubic'e geldi pasıyla bir gol pozisyonu haline gelmişti. Fakat ondan sonra çok doğal bir davranış biçimi. Ben hep söylüyorum bunu. Ben de oyunculuk yıllarımda kendi taraftarından böyle baskı anlarında büyük tepki geldiği zaman yavaş yavaş hani topla az buluşmak, daha az tepki almak tarafına doğru geldiği için oyuncular da bu konudan itibaren, bu andan itibaren biraz daha topla mesafelerini biraz daha uzatmaya başladılar. Bu bilinçli bir şey değildi. Bunu tekrar söylüyorum, altını çiziyorum. Oyunun içindeki olan şeylerden bir tanesi. Doğal, ne yazık ki doğal diye bazen karşılamak zorunda kaldığımız davranış biçimlerinden bir tanesi. Ve o maçtan özellikle Sivas maçının sonuna kadar olan süreç aslında bir anda herkesin kafasında acaba sorularını biraz daha gündeme getiren, çok da haklı olarak getiren bir durum yarattı. Hemen bir rakamla durumu hemen vereyim. Hemen zihnimden söyleyeceğim bunları da. Öndekilere bakmayın. Öndekiler çok fazla bir şey yazıp getirmedim. Sadece bir de genel durum var burada. Ligin Fenerbahçe maçına kadarki süreçte en fazla şut atan birkaç takımından, 3. bölgede en fazla oynayan, ceza sahasına girme konusundaki ortalaması yüksek takımlarından biriyken, Gençler Birliği maçının 2. yarısı ve Sivas maçının her 2 yarısı, yani 3 devredeki toplam şut sayımız 3. Yani akıllara zarar bir durum. Toplam orta sayımız 4. Ya bunu anlatabilmek ve anlayabilmek tabii çok kolay değil. Bir anda büyüyecek, gelişecek bir takım görüntüsünden çözülen bir takım haline geldik. Bu oyundaki tabii ki bir takım sıkıntılar var. Zaman zaman onlara da gireceğim, çıkacağım, dolaşacağım. Evet. Bazılarının etrafında dolaşıp bazılarının içine girip çıkacağız ama o özgüven denen şeyin ne kadar önemli olduğunu çok net gösteren bir şeylerden bir tanesi. Tam 3 tane devre, 3 tane 45 dakika. Ligin en fazla şut atan, kaleye giden takımlarından bir tanesi Konyaspor'un toplam attığı şut sayısı 3 sadece. Orta sayısı 4. Şu gün itibariyle aslında şu soruyu sorabilirim. Biraz soluksuz anlattım ama isterseniz şeye girelim. İşte aslında bağlayacağım yer şurası. Şurası. Tabii ki inişler çıkışlar bekliyorum. Çünkü çok oturmuş bir takım değiliz. Tabii ki oyun içinde zaman zaman artan hatalarımız var. Hata oranlarımızı azaltmış değiliz. Daha da azalacağını ümit ediyorum. Ancak şu an itibariyle şuna benzedi. Geçen dönem gelişimde de ilk 5 maçta 10 puan almıştı takım. Ortalaması 2 puan. Yani bu dönemde olduğu gibi bir hava değişikliği oldu. Ciddi bir puan ortalaması yakaladık. İkinci yarının hemen başında Antalyaspor ve Erzurum maçlarını kazanarak bir anda lig dördüncüsü olmuştuk ve 2 puan vardı sadece ikinciyle aramızda. Ondan sonra bayağı ciddi bir kan kaybıyla geçen bir sezon oldu. İkinci gelişimde de 5 maç 4'ünü gol yemeden bitirdik. 10 puan aldık. 3 galibiyet, 1 beraberlik. Çok iyi bir seri. Arkasından gelen 5 maçta da 4 maçı gol yemeden bitiren takım 16 gol yemişti. Yine zihnimden söylüyorum, umarım yanılmam, bir gol eksik, bir gol fazla olabilir. Attığımız gol sayısı 3 veya 5'ti. Aldığımız puan da 1'di. Ve Gençler Birliği maçlarından sonraki süreçte hep şunu söylemiştim, hatırlarsınız. Hatırlayamayanlar için işte Galatasaray ve ardından Gençler Birliği ile oynanan, evet, beşer gol yemiştik. Beşer gol yediğimiz hani bir seri vardı. Evet, aynen öyle. Galatasaray maçını dediğim gibi biraz evvelki sözlerimin içinde vardı. Bir şey anlatabilirsiniz ama deplasmandaki Gençler Birliği maçı yani evet. anlatılır bir maç değildi. Yani akıllara zarar bir maçtı. Hangisi olduğumuzu
merak ediyorum diye teknik direktörü olarak hakikaten merak ediyorum demiştim. 5 maçı 10 puana çekebilen, 4'ünü gol yemeden bitiren takım mı? 5 maçta 16 gol yemiş, 1 puan almış takım mı? İki tane takımımız var gibi gözüküyordu. Bir tanesi futbolun doğrularını yapma konusunda ve kapasite konusunda beyaz tarafı. Bir tarafı da 16 gol yiyip 5 maçta 1 puan alabilen biraz siyah tarafıydı. Daha sonraki süreçlerde bu siyahla beyazı biraz daha iç içe getirdik. Gri tarafları biraz daha ortaya çıktı. Ama sonra biraz daha açık gri taraflarını çıkarıp sonra beyaz tarafına doğru giden bir takım oldu. Şu anda da ilk 8 haftayla Malatya maçını içine koyuyorum bunun, kazanamamıza rağmen. Çünkü hakikaten çok kuvvetli bir oyun oynadık. Yani 10 kişiyle Malatya gibi bir takım karşısında oyun oynayabilmek, %85, %86'lara varan pas isabeti, 580 küsura yakın isabetli pas, 600'ün üstünde pas sayısı. Hemen arkasından gelen Gençler Birliği ve Sivas maçlarında, en son Sivas maçında tam 38 tane basit hata sadece ilk yarısında yapılan. 38 tane basit hatayı hiçbir takım kaldıramaz. Bakın küme düşer. Hiçbir şey yapmadan. 38 tane basit hata. Yani basit hatayla şunu kastediyorum. Seyredenler şunu anlasalar çok sevinirim. Ayağındaki topu çok kolay bir şekilde rakibe pas yaparken ya da işte bir şekilde çalım atmaya çalışırken, korumaya çalışırken rakibe vermek. 38 tane basit hatayı hiçbir takım kaldıramaz ki. Yani o olağanüstü gol olmasa belki de puan çıkaracaktık böyle bir maçtan da. Yani enteresan bir maç oldu. Evet. Ama %73'lere inen pas isabet oranı, biz bağlantılı oyun oynamaya çalışırken %73'lere inen pas isabet oranı nereden nereye savrulduğumuzu çok iyi anlatıyor. 10 kişiyle %86'larda maça ortak oluyorsun. Ama hemen 2 hafta sonra %73'lere inen bir pas isabet oranı, nereden nereye savrulduğumuzu çok iyi anlatan örneklerden bir tanesi. Şimdi son cümlem bu. Şu anda da esas soru aynı zamanda Konyaspor'u bütün sevenler için de aynı şey geçerli büyük ihtimalle. Biz hangisiydik? 7. 8. haftaya kadar yani kuvvetli takım mı? O maçtan sonraki süreçte Fenerbahçe maçıyla başlayan ama daha fazla Gençler Birliği ve Sivas maçlarında olan takım mı? Bundan sonraki yönümüzü belirleyecek olan soru ve cevabını bulacağımız soru bu. Evet, bunu birlikte arayacağız galiba hocam. Yani siz tabii ki irdeleyeceksiniz bunu, arayacak olan benim tabii. Evet. Ve bulmak zorunda olan tabii ki doğal olarak. Yani bahsettiğiniz işte üst üste gelen galibiyetler Kayseri ve Kasımpaşa maçlarından Malatya maçına ilk üç ve ardından Malatya maçı, çünkü iç sahada favorisiniz ve kazanma ihtimali yüksek olan takım sizsiniz. Kazandığınız zaman Fenerbahçe deplasmanına belki de liderlik için gidebileceğiniz bir ortam ortaya çıkacaktı. Yani bütün hafta aslında taraftarların, camianın konuştuğu şey de buydu. Evet. Yani futbolcular üzerinde bir baskıya mı olabilir mi? Sanmıyorum olduğunu bunun. Çünkü bugüne kadarki tecrübelerim, bunu zaman zaman oyunculara aktarırım. Zaman zaman maçtan evvelki yayıncı kuruluşa yaptığımız konuşmalarda da eğer gözlemleyebilirsem buna uygun konuşmalar da yapıyorum. Belki hatırlarsınız, zihninize gelir. Şuydu, neydi oyunculara da söylediğim. Çok net yumruk gibi gözüküyordu takım. Çok net gözüküyordu. Yani o maç toplantısına, yani hafta içindeki antrenmanlar bütünü ve ondan sonra maça çıkarkenki o oyuncuların bakışları, beden dilleri ve benzeri pek çok şeyi yan yana getirdiğiniz zaman maç toplantılarında hissedersiniz. Yani, bir şeyleri çağrıştırıyor. Yani %100 olmaz çok doğal olarak. Pek çok aksilikler çıkabilir ki aynen öyle oldu. Ama maçı kazanmaya gidiyoruz duygusu oynayan oynamayan herkes de çok hakimdi. Ve benim de gözlemim tamamen bunun üstündeydi. Bunu şununla pekiştirebilirim. Bu düşünceyi. Hı hı. Sivas maçına giderken de yine oyunculara aktardığım şeydir son toplantıda. Çok soru işaretliydi. Yani çünkü o kırılma beden diline ve gözlere ve davranışlara yansıyor. Ancak maçın gidişatında futbol şansı denen bir takım şeylerin yanımızda olması işte skoru bize çevirebilirdi. O çok net bir şekilde gözüküyordu. Yani iki maç arasındaki en önemli fark burasıydı. Bence oradaki temel problem hemen 10. saniyedeki kırmızı kart, 15. saniye neyse kırmızı kart ve
Kırmızı kartla beraber onu da atlamamak lazım. Frikik'in golle sonuçlanması oldu. Bütün sahaya yayılınca oyun tabii çok yıpratıcı ve ilerleyen haftaları da biraz tahrip edici, biraz hem ruhsal biraz zihinsel sıkıntı hem de fiziksel sıkıntı yarattı. Bu ara bu fiziksel yıpranmadan ziyade ruhsal yıpranmayı en azından oyuncular kendi kendilerine biraz da olsun yapabilirler mi, yapabilmiş olabilirler mi? İyi olacağını düşünüyorum. Yani şu anda çok umut var ve bir takım cümleler kurabilecek durumda değilim. Ancak tecrübelerim ve tecrübelerimiz, sizlerin de bakışları, milli maç aralarından sonra, maç devre arası gibi düşünün. Yani çok giden, kötü giden bir maçın devre arasına girdiğiniz andan itibaren bir soluklanır oyuncular. Yani hiçbir şey söylemeseniz bile o soluklanmayla beraber yeni bir ritimle başlayabilir. Başlama ihtimali vardır. Hiçbir şey yapmasanız bile vardır. Devre bu milli maç arasında çok kuvvetli girdiğimiz milli maç arasından sonra çok sıkıntılı bir duruma geldik. Şimdi çok sıkıntılı girdiğimiz bir milli maç arasından sonra tekrar en azından sıkıntılarımızı biraz yaralarımızı biraz saracak hale gelecek bir 6 maça doğru götürmek en büyük amacımız olacak. Ama tabii yapılması gereken şeyler de var yani onu da söylemem çok gerekiyor. Çok özele girmiyorsa tabii bu bir anlamda teknik konularda futbolcularla sizin aranızdaki paylaşımlar. Biz yani bunları da aslında insanlar merak ediyorlar. Hocam bu aralarda nasıl motive ediyor futbolcuları? En azından bu tip ortamlarda nasıl motive edilir, nasıl hazırlanır? Ya her çok özele girmiyorsa eğer. Kendine ait koşulları vardır. Yani bu aralar dediğiniz andan itibaren bütünsel olarak hepsine bakılmaz. Bazen rehabilitasyon diye bırakırsınız tamamen. Bazen yüklemelere geçersiniz fiziksel anlamda. Bazen oyunla ilgili sıkıntılı taraflarınız vardır. Oraları gidermeye çalışırsınız. Bazen de takımın içinde bazı sıkıntılar varsa onları gözlemlemeye çalışıp onlara uygun hareket etmeye çalışırsınız. Bizim şu andaki Malatya Fenerbahçe maçlarında anlatılabilir durumdan sonraki süreç geçti. Eyüp, Gençler Birliği ve Sivas maçlarıyla beraber biraz daha derinleşen sorunlarımız var. Yani küçük sorunlardı, biraz daha performans sorunlarıydı. Şu andaki sorunlarımız biraz daha derinleşmiş sorunlar gibi. Şimdi bu derinleşmiş sorunlar karşısındaki yapılması daha gereken davranışlar nelerdir? Ona uygun bir davranış biçimi geliştirmeye çalışacağız. Geçen haftayı daha fazla oyuncuları biraz daha kendi haline bırakarak biraz daha düşünmeleri ve biraz hani düşünürken enerji harcamaları için geçirdik. Ama şimdi maç haftasına girdik. Doğru olduğunu düşündüğümüz bir takım kriz dönemi davranışlarını yani doğru döneceğiz gibi gözüküyor. Evet. Sezon başıyla tabii Mustafa'nın da söyleyecekleri soruları var bir taraftan. İstersen Mustafa sana bırakayım birkaç cümle sorular çünkü çok yani programı duyurduğumuzdan bu yana taraftarların gündeme getirdiği konular üzerinden de giderek merak edilenlere en azından cevaplayalım. Şimdi hocamızın öncelikle ilk cümlesi göğüslemeye hazırım her şeyi diyerek başladı. Evet. Programa dolayısıyla ve konuşmalarının arasında birçok sorunun cevabını vererek devam ettiği için gelen soruları, tüm soruları ki böylesine sıkıntılı bir süreç içerisinde öncelikle hocama ben teşekkür etmek istiyorum. Yani herkes her baba yiğidin harcı değil. Yani böyle bir dönemde gelip programa çıkmak, bu moral motivasyon içerisinde bir taraftan takım ayağa kaldırmaya çalışmak kolay değil ama biz çok damdan düştük. Çok sıkıntılar yaşadık hep beraber. Bunları da el birliğiyle aşacağız. O nedenle sen sorulara devam et. Ben sorulmayanlar olursa en son programın sonunda onlardan süremiz içerisinde sormaya çalışırım. Geçen sezonun sonuyla hızlıca gireyim ben. Bir yapılanma içerisine gideceğiz. Hani oradaki aslında burada söylemiştiniz sezon sonunda bir sirkülasyon yaşayabiliriz diye. Tabii bu Aykut Kocaman için sirkülasyon bir de Türk futbolu için sirkülasyon çok farklı anlamlar taşıdığı için evet. Onu anlamlandırmakta camia olarak biraz zorluk çektik açıkçası. Oradan başlayalım. Gidenler oldu, gelenler oldu. Neden bu oyuncular gitti? Neden bunlar geldi? Daha fazla transfer yapılamaz mıydı? Daha çok oyuncu alınamaz mıydı? Tüm bunlar aslında bu sonuçların ardından hep gündeme gelen konular. Şöyle yapılabilirdi tabii ama bir ufak tefek şeyleri bir hatırlatmakta fayda var gibi. Yani transfer bu işin
doğasında var. Olmazsa olmazı diyebiliriz bu işin. Mutlaka da olmalı. Ancak benim genel tarzım, antrenörlük tarzım önce var olan oyuncuların verimliliğini arttırmak üzerine kuruldu. Önce bunu yapmak. Evet, geçen senenin sonunda böyle bir cümle kullandım. Doğru. Biraz daha fazlasını yapmak doğru muydu? Olabilir. Buna da katılıyorum. İtirazım yok. Ancak buradan kaynaklanmadı esas problem. Yani karar verdiğimiz ayrılması ile ilgili karar verdiğimiz oyuncularla ilgili hem mali tabloda hem de verimlilik tablosunda çok şu andaki durumdan farklı bir gösterge yoktu. Yani şöyle söylemek lazım. İki tane forvetimizin geçen sezon 17 maçında, ikinci yarıdaki 17 maçındaki attıkları gol sayısı 1'di. Yani hani birkaç cümle daha ederek başka taraflara gitmek niyetinde değilim. Ama sadece bu kadar. Ama sözlerimin en başında şu vardı. Takım yapılanmasına doğru giderken aynı zamanda kulüp yapılanmasını da içinde tutmak zorundaydık. Zorundaydım diyeyim ben buna. Yönetimin bu konuda bana herhangi bir şekilde herhangi bir iması ve baskısı da olmadı. Yani onu da söylemem lazım. Olanlarla ilgili tarafındaki sorumluluk tamamen benle ilgili. O konuda hiç herhangi bir yön, yani sözlerimin içinde bazı cümleler bir yerlere doğru kayarsa hemen buraya dönmesini rica ediyorum herkesin. Çünkü esas itibariyle yanlış bir şey ifade ettim demektir. Esas itibariyle sorumluluk ve kararlar takımla ilgili bana aitti. Ama ben de bu sorumluluk ve sorumluluk duygusuyla kararlar alırken de temel duygum özellikle çok maaş skalası çok yükselmişti Konyaspor'un. Bu kulüplerin bu maaşları, ödeme şansları çok yüksek değil. Yani şimdi verimlilikle beraber eşleştirdiğiniz zaman bu cümleyi, şimdi yani benim özellikle oyuncuların öncelikli olarak bir oyun bulmak, ondan sonra da oyuncuları verimliliğini arttırarak bu oyunla beraber yürümesi. Ana yer burası. Baktığımız andan itibaren böyle gerçekten maaş skalası çok yüksekti. Şimdi bunu keşke Konyaspor bu anlaşmaları yapıp bunları da ödeyecek bütçeli takımlardan biri haline gelsin. Yani yarınlarda umarım ve zaten genel olarak gene bu işlerin hep sıkıntısını çekip ondan sonra takımı bir şekilde, kulübü bir şekilde bir anlamıyla düzlüğe doğru, mali anlamda düzlüğe çıkmasına katkıda sağlayıp ondan sonra ben gittikten sonra yine eski haline döneceğini bile dönme ihtimalinin içinde olduğunu bile yine de ben doğru olduğuna inandığım, yani sadece Konyaspor özelinde değil, yani Türk futbolunda takımlarımızın, kulüplerimizin içinde bulunduğu durumu da göz önüne alarak doğru olduğuna inandığım, öncelikli olarak verimlilik arttıracak nedenleri bulmak, onların üstüne doğru gitme tarafına doğru gittiğim için yüksek maaşı, bütçesi olan oyuncularda yavaş yavaş kulübü ortalamasını biraz daha aşağı doğru çekme hamlesi. Çünkü ücretlerini ödeyemediğiniz, her zaman söylüyorum bunu. Geçen bölümde de beraberken de mutlaka söylemişimdir. Belki ondan evvel de söylemişimdir. %100 söylemişimdir. Evet. Çünkü değişen bir şey olmadı. Ne Konyaspor'da çok fazla değişken var. Çünkü çok transferli dönemi benden sonra Konyaspor yaşadı zaten. Yani 2016-2017 yılında ben ayrıldıktan sonra sezon sonuna kadar 21 tane oyuncu geldi Konyaspor takımına. Yani içinde Samuel Eto'nun da bulunduğu 21 tane oyuncu geldi. Düşmemeye oynadı. Sonuç? Yine bu stüdyoda söylemiştim galiba. Beşiktaş Osmanlıspor'u yenemeseydi, deplasmanda yenemeseydi, Konyaspor Fenerbahçe karşısında, benim de başında bulunduğum Fenerbahçe'nin karşısına kümede kalma maçına gelecekti. Bizim şampiyonluk maçı için çıktığımız Fenerbahçe ile maça, kümede kalma maçına gelecekti. Dolayısıyla transfer değil bu işin. Transfer bu işin doğasında var. Olmazsa olmazı mutlaka. Ama önce yine olmazsa olmazı diyeceğimiz oyunculara verilen sözler, yükümlülükler tutulmalı. Yani mümkün olduğu kadar
yani asgari müşterekler denen bir yerde oraya doğru gitmeli. Onların verimlilikleri artırılmalı. Eğer bununla beraber mali tarafını da işin toparlayabilirsek, döndürmeye başlayabilirsek, o zaman gerçekten kuvvetli olduğunu düşündüğümüz, kamuoyunun da daha kolay ikna olabileceği, o zaman oyunculara doğru giderim. Parasını ödeyemeyeceğiniz her yıldız oyuncu, her transfer sorunları ve sıkıntıları biraz daha artırmaktan, orta vadede, kısa vadede sanki çözülmüş gibi görünen ama orta ve kısa vadede sorunları daha da derinleştiren, daha da büyüten durum olmaktan öteye gitmiyor. Ben böyle geldim, böyle görüyorum, böyle düşündüm, düşünüyorum. Böyle davrandım Konyaspor'da da daha evvelki dönemlerinde de. En sonunda çizgiye geldik. Bu sefer sanki o çizgiye biraz daha erken geliyorduk. Şu 7. 8. hafta itibariyle onu söyledim aslında. Onu ima etmek istedim. Hani düşündüğümden de biraz hızlı gidiyor gibi gözüküyorduk. Ama şu son 4 hafta büyük bir kırılma yarattı. Şimdi bundan sonra şu 6 haftayı esas onunla bağlamam sanki daha doğru. Evet, doğru. Seyahatim bir. Maksimum diyebileceğim, yani kendi şu andaki ruhsal durumumuzu da içine koyarak söylemem gerekirse, maksimum diyebileceğim, ben 24-26 puan arası, yani 24-25-26-27 puanlar arasında bir puan bizi ikinci yarıda bir adım daha yukarı çıkarabileceğimiz takıma doğru götürür diye düşünüyordum ve tahmin ediyordum. Fakat şu 4 haftalık periyot hakikaten bunu biraz revize etmek gerektiğini gösteriyor. Şu anda 20 puanın üzerine, şu 6 maçla beraber 20 puanın üzerine koyabileceğimiz her puan bize ikinci yarı için biraz daha nefes aldıracak, biraz daha rahatlatacak, biraz daha kendimizi geliştirmek için şu çöküntülü durumu tersine çevirecek, hale getirme fırsatı tanıyacak gibi gözüküyor. Yani şu andan itibaren esas itibariyle şu 6 maçta asgari 7-8 puanın üzerine doğru yakalayacak çareleri üretmemiz lazım. Hocam diyor ki, ben de Mustafa bunu defalarca aslında konuştuk, bir taraftan teknik adam olarak ciddi bir risk de var işin ucunda. Az transfer yaparak, eldeki oyuncuları kullanarak bir yere taşıma noktasında. Yani hocam zaten bunun risklerini de anlatıyor. Sen birçok programda söylüyordun, ifade ediyordun. İsteyemez mi 3 adam daha? Yani. Şöyle. İlk geldiğinde de hocam, ilk katıldığında da buyurun hocam isterseniz. Özür dilerim. Bunu söylüyormuş. Yani bizim için, hele benim de pozisyonum için hep vurguluyorum bunu. Ama bu içselleştirdiğim bir şey olduğu için vurguluyorum bunu. En kolay şey transfer istemek. Yani oyuncularım yetersiz, o yüzden bazı şeyler olmuyor deyip ondan sonra transfer istemek. Ve sonra yani bunun yapılabilir olduğunu burada hep beraber yaşadık. Ama sonraki dönem yine biraz sıkıntıların arttığı dönem olarak gözüküyor. Ki zaman zaman biz de yaşıyoruz bunu. Evet. Ama bir diğer taraftan, yani en azından benim pozisyonumda bunu söylemek bana zul geliyor. Pek sevdiğim bir şey değil ama hem oyunculuk kariyerim hem antrenörlük kariyerim bakıldığı andan itibaren benim için en kolay şey. Yani üstelik son gelişimde, üçüncü gelişimde Konyaspor'a pozisyonum itibariyle de Konya şehrinin ki minnettarım. Söylüyorum, her yerde söylüyorum. Müteşekkirim aynı zamanda. Bana duyduğu güvenle, verdiği krediyle, prestijle bunu söylemek, istemek çok daha kolay benim için. Yani özellikle taraftarların bunu biraz daha bunu anlayabilirlerse çok sevinirim. Çünkü yapılan, esas itibariyle yapılan şeylerin temel nedeni esas Konyaspor daha kuvvetli olsun. Konyaspor yaşasın. Konyaspor hep ligde olsun. Yoksa öbür türlü Konyaspor'un şu anda var olan kaynaklarını, zaten sıkıntılı olan var olan kaynaklarını biraz daha transfer tarafına doğru götürerek biraz daha çökertmem son derece mümkün. Bu arada kazanan herhalde ben olurum diye tahmin ediyorum. Biraz da işler eğrisi doğrusuna gelerek de olsa yoluna girerse kazanan ben olurum. Ama sonra buradan gittikten ayrılma zamanı geldiği andan itibaren ne olacak? Esas derdimiz ülkemizdeki yanlış olan uygulamaları en azından burada kuvvetli bir beraberlik oluşturduğumuz, özellikle üçüncü görüşümde kuvvetli beraberlik oluşturduğumuz kulüpte her ne pahasına olursa olsun doğruları yapmaya direnerek, o konuda irade göstererek çaba göstermek olacak. Olur mu bilmiyorum. Çünkü geleceği
Hep söylüyorum, Allah bilir. Biz sadece var olanlardan, yaptıklarımızdan, yapabileceklerimizden küçük küçük tahminler yapabiliriz. Doğrusu tekrar söylüyorum, ne yazık ki belki taraftarlarımızın, seyredenlerin, sevenlerin de bir kısmının katılmayacağı gibi işin kolay tarafı değil, işin zor tarafı bu şekilde devam etmek. Ama bu demek değil ki hata yapmadık. Tabii ki teknik anlamda da, davranış anlamında da mutlaka hatalarımız oldu ki icracıların icra konumunda olan herkes hata yapar. Esas olan hata yapmamak değil, hatalardan öğrenebilmek, hatalardan ders alabilmek, hataları azaltabilmek. Bu dönem bizim de kendi içimizde hatalarımızın olduğu dönem. Onu, bu öz eleştiri yapabilirim. Ayrıntılara girmeyeceğim bu konuda. Bazı konular benim de biraz geçmişin de etkisiyle zaman zaman hata yaptığım yerler var. Hatalarımın da olduğu yerler var. Ancak özellikle Sivas maçı, Gençler Birliği maçının ikinci yarısı, Sivas maçı ve Eyüp maçı, dediğim gibi buralar simgesel olarak çok büyük önem arz ediyor gibi gözüküyor. Üç devrede üç tane şut atmaz yani Konyaspor'un, Konyaspor'un başında antrenör de olmasa. Oyuncu grubu oradan kalkıp otobüste Sivas'a gitseler. Bütün maçı iki tane şut atarak, üç tane orta yaparak yapılmaz yani. Bitirmez. Burada demek ki bir takım daha derinleşmiş bir takım sıkıntılar var. Ama dediğim gibi bunları çözmekte esas itibariyle bizim işimiz. Bunları çözebildiğimiz ölçüde zaten bu piyasanın içinde var olma şansına sahip oluyoruz. Hocam devam edeceğiz, ara vereceğiz. Bir reklamın ardından devam edecek spor gündemi. Maç biter, Konya Spor sevdamız bitmez. Necip oğulları şehrimizin gururu Konya Spor'a başarılar diler. Spor gündemi devam edecek. İşimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon. Fizikon Tıp Merkezi. Kaliteli hizmet, eksiksiz ibadet. Ömrünüzün makbul haccı Güvenç Turizm farkıyla. Türkiye'den giden ilk hac kafilesinde siz de olmalısınız. Güvenç Turizm. Şehrin yükselen değeri Çetinler'de 19. yılına özel fırsatlar sizi bekliyor. Yerli Özçiğdem siyah çekirdek 14 lira 99 kuruş. Yerli Özçiğdem jumbo fıstık içi 19 lira 99 kuruş. 220 gram fermente aytaç dana sucuk 8 lira 95 kuruş. Çetinler Alışveriş Merkezi. Bizim için değerlisin hemşerim. Gençler. Kaptım popkekleri geldi. Bakıyorum ortam seni de sardı Erkan. Limonluya bayılana. Bunlar da oyuna doymayanlara. Bir el beni doynatın ya. Yenilmeye de doymuyor. Asıl sana doyum olmuyor. Hazırlanın. Gönülden gönüle bir yolculuk var şimdi. Arzın kalbine kalplerin arzını sunmaya, gönüllerin bağına huzur serpmeye gidiyoruz. Üstün, titiz ve kaliteli hizmet anlayışıyla işine gönlünü vermiş rehber ve görevlilerle Kabe'ye yakın, özenle seçilmiş otel ve özel servis imkanlarıyla hac ve umrede günün her saati gönüllerinize dokunmak için hizmetinizdeyiz. Nuri Doğan Turizm, Türkiye'nin incisi, Konya'nın birincisi. Tarihi Köşk Mutfağı sizi Konya'ya has lezzetleriyle yeniden buluşturuyor. Bamyasından yaprak sarmasına, su böreğinden bıçak arasına, geleneksel lezzetlerin, bol çeşitlerin buluştuğu adres. Tarihi Köşk Mutfağı. Aradığınız lezzet. Hayatım boyunca onun elini yanımda hissettim. Yeniden başlamam gerektiğinde. Eli hep yanımdaydı. Onun sayesinde kendimi güvende hissettim.
adımımda aynı güveni aradım. Hayata baktığımız nokta aynı. Hayallerinizin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu yüzden ev sahibi olmak için attığınız her adımda yanınızdayız. Çünkü tasarruf, ev almanın en güvenli adresidir. Modern hayat için kentsel dönüşüm başlıyor. Hayallerinizi süsleyen yepyeni yaşam alanları, sosyal imkanları, açık ve kapalı otoparklarıyla karlı bir yatırım için üye kayıtlarımız devam ediyor. Burası düşlerinizin yansıması. Iğırmak Evleri. Odun ateşinde pişen lezzetler sizi bekliyor. Etle küflü peynirin eşsiz buluşması, Recai böreğiyle halk etli ekmek Konya'ya has lezzetlerin sizdeki adresi. Merkez ve Selçuklu şubesiyle halkın tercihi halk etli ekmek. En güzel anlarınızın kusursuz organizasyonu için sektöre kadın eli değdi. Sultanlara yaraşır saray tadında kına, söz, nişan, mevlüt organizasyonlarınızı profesyonel ekibimiz eşliğinde unutulmayacak anılar yaşamanız için Mihrimah Sultan Kına Evi artık hizmetinizde. Mihrimah Sultan Kına Evi, sultanlara yaraşır. Sağlıklı üretim, yüksek verim, lider markam Karyem derim. Lider markam Karyem derim. Daha çok et, daha çok süt, kaliteli yem Karyem. Daha çok et, daha çok süt, kaliteli yem Karyem. Bu medrese bizlere ecdadın yadigarı, bin yıllık geleneğin armağanıdır. Gelin bu mayayı koruyalım. İlmiyle cihana ışık saçacak alimleri birlikte yetiştirelim. Bir hafızın aylık burs bedeli 250 TL'dir. Vuslat Derneği, iyiliğe ulaşan şefkat eliniz. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Modern tesislerde uzman kasaplarımızın hazırladığı dönerleri bugün Türkiye'de 200 aşkın şubeye güvenle ulaştırıyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Keser döner, sap döner, Ekrem Coşkun yaprak döner. Varalım Kabe'ye. Dualarımız arşa yükselsin. Gönüllerimiz huzura ersin. Allah ve Resulüne birlikte misafir olalım. Raye Turizm. 16 çeşit çorbası ve doğal sunumuyla iştah kabartıyor. Tadı damakta, adı akıllarda kalır. Efe Çorba. Çok çalışıyorsun. Biraz dinlenip duramaz mısın? Altı üstü beton üreten bir yere fazla değil mi bu teknoloji? Neden bu kadar yatırım yapıyorsun? Nedir bu gayretin? Bildiğimiz parke değil mi bu? Kimse elini taşın altına koymazken sen neden tek tek uğraşıyorsun? Duramaz mısın? Sen duramazsın, biliyoruz. İşini sanata dönüştürerek, milli serveti dert edinerek, büyük hayallerle üretmeden duramazsın. Çünkü durmak sana yakışmaz. Necip Oğulları Beton Elemanları. Bunu severek aldıydım ama yenisinin zamanı geldi. Şimdi %15 indirimle traktör yenilemenin tam zamanı. New Holland Bölge Bayi Alparslan Traktör. Davetine buyur Allah'ım buyur diyerek icabet edebilmek. Senin eşin ve benzerin yoktur söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklarda Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde bir umre, hem mestur farkıyla. Bel veya boyun fıtığınız varsa, omzunuz veya diziniz ağrıyorsa, ferah mekanlarda, son teknolojik cihazlarla, uzman kadromuzla yanınızdayız. Fizikon Tıp Merkezi.
Kuşlara bak, kuşlara. Baba, bu adamlar kim? Silah silah oğlum. Bu bozkırda herkes silahlarını bunlardan alır. Silah insana güven verir. İnsanın canını, malını, namusunu vurur. Bir gün Emine'yi hatırına eve gelin getirmek nasip olur inşallah. Sen bu bıçakları yaparken bir gün sana karşı kullanacaklarını hiç tahmin etmiş miydin? Kötülük bıçak da değil. Bir bardak da ayran ver hele. Gel kızım! Ne yapıyorsun? Kapat sen! Abdullah! Kuşlara bak, kuşlara! Asıl sen bak kuşlara! Namussuz köpek! Allah'ım ben ne yaptım? Ben kasabanın namusunu temizledim. Ben suçlu değilim. Hürriyet istiyorum. Ziya'yı ben vurmadım. Çolak Ziya'yı ben öldürdüm. Ama benim namusum o kadar ucuz mu ki sen ben vurmadım diyorsun? İçimde öyle bir hırsızı var ki. İyi sanıp yaptığım her şey ceza oldu. Ölene saygısı yok ki yaşayan olsun. Utanma. Sen sabı bile vuramazsın be. İyi ki de yaptığımız düşmana namussuz. Yıkıl git karşından. Hadi. Artık gücüm kalmadı. Bana yardım et. Can almak acıların en acısıdır. Ziya! Allah her şeyi iyi yapar. Güzel yapar. Televizyonda ilk kez KON TV'de. Şehrimiz sevgimizle güzel. Konya sporumuz desteğimizle güçlü. Necip Oğulları'nın sunduğu spor gündemi devam ediyor. Spor gündemi devam ediyor. Konuğumuz Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ve ilk bölümde Konyaspor'un bulunduğu durumu analiz etmeye, konuşmaya, tartışmaya çalıştık. Sorular var tabii, kısa kısa sorular, olabildiğince çok soruya cevap verme adına hocam. Doğrudan takıma katkı yaptılar transferler. Şengel, Yamiya, Alper önemli. Biraz geç katıldılar belki. Bu geç katılmanın sebebi maddiyatla parasal ilişkilendirme miydi? Bir taraftan devre arası için de tabii beklenti var. İlk bölümde bahsettik ama özetle geçerseniz tekrar. Şöyle, geç katılmanın temel gerekçeleri şunlar oluyor. Yani transfer denilen şey sadece sizin iradenizde olan bir şey değil. İşin mali koşulları var. Oyuncunun kabul etme durumu, pazarlık durumu, kulübünün durumu, ayrılma durumu. Hepsinin yan yana gelmesi zaten kolay olmuyor. Birinci bölüm bu ama bununla beraber bizimkinde şu oldu. İkinci bölümü de sezon başladıktan sonra önce bir ana hatlarla ilgili onarımları yapmaya çalışıyorsunuz. Sonra kamp dönemi ve hazırlık maçları dönemi başlıyor. Bunlar doğru mu, yanlış mı, bir şeyler onarılmış mı, onarılmamış mı tespiti yapılıyor. O tespitten sonra tekrar bir, eğer onarımda sıkıntı varsa tekrar bir onarım hamlesine girişiliyor. Dolayısıyla bu biraz daha sezonun, transfer sezonunun orta ve sonlarını bulan bir sürece doğru gidiyor. Doğal bir süreç bu. Yani sadece Konyaspor'a ait değil, hemen hemen bütün takımlarımızın ortalama olarak karşılaştığı ve yine ortalama bir sorun gibi gözüküyor. Evet. Sezon sonunda birlikte çalışmayı düşünmediğinizi söylediğiniz bazı oyuncular var. Bazıları kulüp bulamadılar, evet, kaldılar. Bunlarla ilgili yani acaba değerlendirilse miydi, ama zaten savunma oyuncuları ve savunmada yeterince oyuncunuz var. Bilmiyorum, ne dersiniz bu konuda? Zuta, şöyle, Uğur, Opanasenko. Aynen öyle. Opanasenko'nunki biraz daha özel bir durum oldu. Çünkü son anda yani iki tane yerli ve genç oyuncu vardı. Hem pozisyondan dolayı onları kadroda 28 kişilik kadro vermek zorundayız ve 28 kişilik kadronun içinde tutalım diye düşündük. Ancak hem Zuta için hem Uğur için 25-26 Mayıs'ta kendilerine
önümüzdeki sezonun kadrosunda olmayacakları menajerleri vasıtasıyla aynı zamanda direkt olarak oyuncuların kendilerine de iletilmişti. Yani o durumun bu safhaya kadar gelmesinde yani kulübün dışındaki bir takım faktörler daha fazla rol olduğu gibi gözüküyor. Ama esas itibariyle hep şuraya dönmek istemiyorum. Yani aslında bütün bu soruların yanıtlarının içinde şu var. 8. haftaya kadar aslında bu sorular yok. 8. haftadan sonraki bu süreç içinde tekrar bu sorular gündeme geldi. Dolayısıyla benim esas gelmek istediğim yer şurası. Hep söylüyorum. Hep onu da yani ana fikrim bu esas itibariyle. Bizim o 8. haftaya kadarki olan takımı tekrar o oyunu oynayacak esas hale doğru getirmemiz lazım. 10 kişiyle Malatya Spor takımına karşı topu vermeden oynayabilmek hakikaten kolay değil. Malatya Spor son derece güçlü bir takım. Ligin üst sıralarında yer alıyor. Son derece kaliteli antrenörleri, kaliteli oyunculara sahipler. O oyunu oynayabilmek kolay bir şey değil. Bu bir güçtür. Bu bir güç var. Bu güç ne oldu? Bunu olmadı. Yani ben genel olarak hani çok kolay davranış değiştiren bir yapım yok. Yani dönüşümler oluyor tabii ki davranışlarda da, sözlerimde de, düşüncelerimde de. Yani olmazsa olmaz zaten bu. Mutlaka dönüşüm olacak ama çok böyle keskin dönüşler içinde yaşayan bir insan değilim. Dolayısıyla hadi olmadı bunu yapalım. Yani bunu tabii yani dolayısıyla yani bu 3 hafta büyük bir karamsarlık var. Aslında 2,5 hafta demek lazım ona. Bu kadar karamsar olma doğru değil. Yani irdelemek doğru. Hesaplaşma doğru. Bunlar olmazsa olmazları zaten. Olması lazım. Çünkü öbür türlü çünkü daha da derinleştirir ve eritir her şeyi. Bu irdeleme ve hesaplaşmanın mutlaka olması lazım ama çok karamsarlığa doğru gittiği andan itibaren bu kulüp içinde yok edici bir duruma doğru gelebilir. En önemli tarafı, tekrarlayacağım orayı, en önemli tarafı çünkü sadece takım için değil aynı zamanda kulüp için de söyleyebilirim. Özgüveninizi yitirdiğiniz andan itibaren artık durdurulamaz bir çöküntünün içine girersiniz. Bu tarafa doğru gitmemesi lazım. Aslında benim bugün buraya gelmemdeki temel nedenlerden bir tanesi de buydu. Sıkıntıların farkındayız. 2,5-3 haftalık periyotta ciddi bir erozyon oldu takımda. Onun da farkındayım. Ama öbür taraftan da yani büyük karamsarlıklar oluşacak bir durum yok. Hani takımla ilgili özellikle yani oynama sürekliliği yüksek olan grup için söyleyeyim bunu gibi hiçbir şeyim yok. Yani hiçbir kuşkum yok. Bu çöküşü durduracağız. Aslında belki de Beşiktaş maçı bu anlamda ciddi bir fırsat olacak gibi gözüküyor. Çünkü hani beklentilerin, çok yüksek beklentilerin oluştuğu bir durumda buraya doğru gelince sorun biraz daha derinleşebiliyor. Ama beklentilerin nispeten biraz daha düşük olduğu bir maça doğru çıkarken bu bizim için bir avantaj da olabilir. Yani krizi fırsata çevirme fırsatını da imkanını sağlayabilir burası. Dolayısıyla hani 8. haftaya kadarki bölümde bu soruların aslında hiçbirinin belki yoktu. Ama son 2,5-3 haftalık periyotta bu sorular ortaya çıktı. Bizim işimiz bu tip durumlarda, bu tip türbülans, sarsıntı ne diyebilirim bilmiyorum ama durumlarda tekrar kendi rotasına, yörüngesine oturtacak, neden olduğunu anlamaya çalışıp oturtacak, önlemleri almaya çalışmakta geçecek. Burada birkaç tane mutlaka içinde benim de bulunduğum grubun hataları oldu. Şimdi düzeltmelere başlayacağız. Köşe atışlarıyla ilgili hocam. Daha önceki eski stadyumda olduğumuz dönemde de farklı bir köşe atış organizasyonu vardı. Bir aslında bir maçın birisinde de bir hakem bozmuştu. Hakem bozmuştu, evet. Hatırlayamadım şu anda kimdi ama. Hakemi şimdi, ben de hatırlayamadım ama Ankara gücü maçıydı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet, çeyreğin içinden çıkardı oyuncumuz topu. Zafer Demir'le Hacı Murat'ın yaptığı bir organizasyon olmuştu. Hakem geldi topu yerine dikti. Yardımcı hakem durdurdu aslında. Neyse çok hakikaten komik bir andı o. Niye iki kişi kullanıyoruz hocam? İki kişi, şimdi birincisi iki kişi kullanan sanki Fenerbahçe'de de aynı yorumlar yapılıyordu. Yeryüzündeki sanki tek antrenör benmişim gibi böyle o tarafa doğru götürülüyor. İlginç bir ruh hali bu. Bir. İkincisi sağ ayaklı şöyle, ve sol ayaklı bir tane, oyuncu. İki ayağını kullanan, sağ ayak ve sol ayağını kullanan iki oyuncu olduğu andan itibaren bir kere kalecinin pozisyonu değişmek zorunda kalıyor. Savunma duruşu değişmek zorunda kalıyor. İki tane oyuncu, iki oyuncunun başına gelmek zorunda kalıyor. Gelmediği zaman pasla başlayıp kaleye direkt şuta doğru gitme ihtimalini veriyor size. Eğer gelirlerse
birkaç oyuncunun da ceza sahasının içinden eksiltmek zorunda kalıyor. Takımlar zorunda kalıyorlar. Yani aynı uygulamayı bize yaptıkları zaman biz de aynı şeyleri yapıyoruz. Dolayısıyla sonra bu tip rakibin bize göre pozisyon almasını sağladıktan sonra kendi setimizi uygulamaya çalışıyoruz ki bu sene, bu sezon özellikle, hani geçen sene iki tane gol, korner golü bulmuştuk. Bu sene henüz bulamadık. Vuruşları bulduk ama golü bulamadık. Ancak öbür taraftan da özellikle Konyaspor, bundan evvelki Konyaspor serüvenimizde de, Fenerbahçe serüvenimizde de, buraya geldikten sonraki 13. hafta geldik, 22 haftalık periyotada, geçen sezon için periyotada ciddi anlamda bunun avantajlarını sağladık. Bence buralara fazla takılmasın insanlar. Yani mutlaka bir şey yapılıyorsa bir nedeni vardır. Yani yapılıyorsa bir nedeni vardır yani bunun. Niye iki tane? Evet, şimdi ben anlattım. Ceza alanında bir kişi daha fazla olur muyuz? Belki bakın, bir adımın hesabı yapılıyor artık futbolda. Bir adımın. Yani frikiklerde ve özellikle kornerlerdeki pozisyonlarda bir adımın hesabı yapılıyor. Kim nasıl pozisyon alabilir? Nasıl, nereye topu gönderebiliriz? Nerede hangi oyuncu hangi hamleyi yapıyor daha fazla? Daha fazla hangi oyuncumuzu nereye gönderelim? Ve benzeri pek çok şey yapılıyor. Ve ondan sonra bir türlü kararlar veriliyor. Ama yani nedeni vardır. Doğru kabul edilir, edilmez. Başka bir şey ama mutlaka bir nedeni vardır yapılanların. Evet. Oradaki antrenörler başarıyorlar veya başaramıyorlar. Ama hepsi, bütün antrenörler için söylüyorum. Sadece bizim kendi antrenörümüz, grubumuz için değil. Nasıl bir şeyleri daha başarabiliriz? Bir adım daha öne çıkarabiliriz diye sürekli düşünen insanlarız. Bizim işimiz bu çünkü. Yani yaşadığımız, daha doğrusu uykunun dışındaki yaşam anlarımızın hemen hemen tamamına yakını bu oyunda neler oluyor, neler yapabiliriz'i de geçiyor. Ama bütün bunları bulmak da, uygulamak da çok kolay şeyler değil. Kolay olsa zaten herkes yapar yani. Bu zorlu süreçler, bu tip durumlarda birçok şeyin üstesinden gelmek gerekiyor. Burada taraftarla ilişkiler, basınla ilişkiler, bir de yönetimle ilişkiler var. Nasıl yönetimle ve başkanla? Valla içimden geleni söyleyeyim yani. Hiç gizlemeye gerek yok. Birincisi iyi. Yani bugüne kadarki periyot için söyleyebilirim. Dilerim ve bundan sonrası sonuçlar, yani sadece maç sonuçları değil. Hayatımıza getireceği sonuçlar ne olursa olsun bu anlamda bu şekilde kalmasını çok isterim. Çünkü hakikaten değerli insanlar. Yönetim kurumunu oluşturan insanlar da, Sayın Başkan da. Ama Sayın Başkan için şunu söylemem lazım yani, son derece titiz, son derece hassas ve çok namuslu bir insan. Gerçekten yani futbol piyasası için az bulunur niteliklere sahip. Biraz futbol dünyasına aykırı bir, yani bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, lütfen yanlış anlaşılmasın, bir insan. Hani şu andaki gidişatla ilgili, özellikle bu 2,5-3 haftada işte sıkıntılı durumla ilgili, hani mesleki anlamda tabii ki üzülüyoruz. Bize bu kadar güvenen bir şehre hep daha iyi olsun diye bir şeyler yapmaya çalışırken onların üzülmelerinden dolayı çok üzülüyoruz. Ama en az onlar kadar Sayın Başkan'ın da bu hassas tutumundan dolayı onun için de üzülüyoruz. Hem yönetim hem de Sayın Başkan'la en az, son derece doğru. En azından yani benim genel tarzımı artık 3 aşağı 5 yukarı biliyorsunuz herhalde. Yani ben genel olarak şu değilim. Ya sorun var. Sorun var. Suçlu oyuncular. Sorun var. İşte yönetim transfer yapmıyor veya işte ne bileyim para ödemiyor veya da işte davranışları şöyle. Sorun var. Kolay. İşte taraftar böyle. Sorun var medya falan değil yani. Bizim derdimiz sorun varken de, sorun yokken de birbirimizle olan, yani Konyaspor'un taşıyan ayakların uyumlu bir şekilde hareket etmesi için yapabileceğimiz azami ölçüdeki davranış biçimini geliştirmeye çalışmak. Ben olumsuzluklardan beslenen bir insan değilim yapısal olarak. Olayların olumsuz taraflarından, negatif taraflarıyla yaşayan bir insan da değilim. O nedenle genel olarak sadece Konyaspor'da değil, bulunduğum her yerde hem yöneticilerle hem de diğer unsurlarla hep pozitif ve ne olabilir, birlikte ne yapabiliriz üzerine inşa edilmiş bir zihnim var. Bu şekilde çalışmaya çalışıyorum. Dolayısıyla şu andaki durumda da
Bunun aksi bir durum yok. Umarım ve dilerim öyle olur. Yani insanız, her an her şey olabiliyor. Ama bugünkü durum bu. Bu akıl yeteneklerimizi kaybetmediğimiz sürece de böyle devam eder diye düşünüyorum. Her türlü sonuçtan azade söylüyorum bunu. Gayri söylüyorum. İyi veya kötü. Bu hayatın gerçekleri yani. Evet. Çok şey istersiniz, çok şey yapmaya çalışırsınız. Fakat bazen olmaz çünkü insan, her şey insan. Bu işin bir boyutu da var. Ama bir taraftan da duygu ve düşüncelerim bu şekildeydi, bilmiyorum. Açık evet. Yürekli de anlatabildim mi? Anlaşılmıştır. Fazlasıyla hocam. Forvet attı hocam. İki tane genç oyuncumuz var. Siz evet. Bunları oynatabilme adına belki Yatabare'de kalabilirdi burada. Evet. Ama isterseniz siz anlatın. Şöyle. Bir de Bayiç konusu. Pek çok şeyi istiyoruz ama hemen olmasını istiyoruz. Bazen şöyle şeyler oluyor yani, bir oyuncu bir yerden bir çıkıyor. Gerçekten acayip yetenekli bir oyuncu. Zaten alıyor gidiyor. Ama bunun dışında %80-%90 diyebileceğimiz oyuncular belli bir seviyeye gelene kadar ciddi bir sabır ve emek istiyor. Bizde olmayan şeyler yani. Zor. İstiyor. Şimdi Erdoğan için söyleyebilirim bunu. Özellikle ofansif anlamda sorduğunuz için söylüyorum. Mücahit için de söyleyebilirim. Şimdi bu çocukları bu sert ve gergin ligde bir taraftan oynatma iradesi gösterseniz başka sıkıntılar, sorunlarla boğuşmaya başlıyorsunuz. Göstermeseniz o zaman kulübün geleceğiyle ilgili problemler oluyor. Bunu bir şekilde yedirerek yaşatmaya, hayatın içine sokmaya çalışıyorsunuz. Ama bu çocuklar oynamadan da yani zaman zaman bazı maçlarda ihtiyaç duyarak başlayarak, bazen sonradan oynamadan olmuyor. İhtiyaçları var. Hem oynamaya ihtiyaçları var hem zamana ihtiyaçları var. Tutar mı? Soru işareti tabii ki, insan. Ama tutma ihtimali var mı diye sorduğunuz zaman, tutma ihtimali olduğu için buradayız. Zaten bu çocukları kadronun içinde tutuyoruz. O nedenle çok rica edeceğim. Bunlar benim kendi nasıl diyeyim, keyfimle kendimi tatmin etmek için yaptığım davranış biçimleri değil. Bu kulüplerin mutlak ve mutlak yaşaması, daha sağlam kökleşmesi ve gelişmesi için mutlak yapmamız gereken davranış biçimleri. Sadece Mücahit üzerinden, Erdoğan üzerinden söylemiyorum. Benzer davranışlarda da. Bu seneki özellikle şunu yapmaya çalışacağız. Umarım ve dilerim ya bunu yapabiliriz. Geçen dönemlerde daha çok 21-22 yaş üstü oyuncuları daha fazla katmıştık kadromuza. Şimdi bunu biraz daha aşağı doğru çektik. 17 yaş altından Ali Karakaya, U17'den Ali Karakaya içimizde. Yani bu çocuk eğer 1,5-2 sene bu antrenmanlarla devam ederse, yani 19 yaşında artık düşünebiliyor musunuz? 19-20'li yaşlarda takımda oynayan biri olma ihtimalini içinde barındırabiliyor. Eğer bu çocuğun yanına 1-2 tane daha ekleyebilirsek, bir taraftan hem yarışma, bir taraftan transferler, bir taraftan bütçe, bir taraftan da altyapıdan gelecek oyuncuların da biraz daha genç, onları içimize alarak A takımdaki oyuncularla mücadelenin içine sokup onları da geliştirmeye çalışarak geliştirmeye çalışıyoruz. Ancak dediğim gibi yani hep aynı cümleyle bağlamam lazım. Bunlar zaman, sabır, çaba ve emek istiyor. Hiçbir şey çok kısa zamanda olmuyor bu oyun içinde. Tabii bu altyapıdan milli takımlara giden oyuncuların sayısı da, yani yardımcılarınız da takip ediyor. Zaman zaman evet. Görüyoruz. Sürekli bir iletişim halindeler o oyuncuların birçoğuyla. Yani sayı fazla. Şu an Şener son Adana Spor maçında, hazırlık maçında evet. İki oyuncuyu oynattınız işte. Aynen. Az Karakoy ile Şener oynadılar. Evet, sayısı, orta sahanın sağında yani solunda. Söylemlerinizden bunu sayısını arttırmak zorundayız yani. Ya ben şunu söylüyorum, Selahattin Bey'im söylüyor. Yani esas alındığım demeyeyim yani Konya Spor için ve şey şurası, bunları benim değil aslında Konya kamuoyunun bana, Konya Spor Teknik Direktörü'ne dikte etmesi lazım, ısrar etmesi, zorlaması lazım. Doğru. Yani bunları yani benim, biraz evvelki cümlelerime geleceğim yani benim pozisyonumdaki insan şunu ister, hazır oyuncular gelsin takım. Hani alabilecekse, hani bu bir çare olmadığını biliyorum ama hazır oyuncularla beraber gelsin işte, oynasınlar işte, kazansınlar falan filan, daha fazla kazanma ihtimali yüksek bir grup kuralım. Sonra
bütün geleceğini de kaybettirelim. Kaynaklarını bitirelim. Sonrasını bir kere daha hatırlatmakta fayda var. Benim de hep söylüyorum, benim memleketim işte Sakarya. Yani dev Sakaryaspor, dev Kocaelispor. Neredeler? Dev Gaziantepspor neredeyse şampiyon oluyordu. Malatyaspor da yok hocam. Malatyaspor. Farklı bir Malatyaspor evet. var. Yani buralara doğru gitmesin. Çok olumsuz örnekler var önümüzde. Nedenleri de belli. Öz kaynaklarının hem oyuncu anlamında hem de mali anlamda kullanılmaması ve tüketilmesi. Bayiç'le yapabileceğimiz kadar yapacağız. Hocam. Bayiç, evet. Bayiç bu haftadan itibaren tekrar başlayacak. Çünkü artık o geldi, zamanı geldi. Aslında zamanı birkaç hafta evvel gelmiş olabilirdi. Fakat hem Ömer Ali hem Mia Fenerbahçe maçına kadar ki olan süreçte kuvvetli oynadılar. Bayiç'in de biraz kendini dinleme, kendine gelme, çeki düzen verme biraz da zamanı oldu. Şimdi bir aksilik olmazsa, her şey yoluna giderse yavaş yavaş sahne alacak gibi gözüküyor. Umarım ondan hem onu sevenlerden hem de ondan umut bağlayanları biraz daha böyle heveslendirecek hale gelir diye tahmin ediyorum. Çünkü kalitesiyle ilgili şimdi birkaç cümle etmenin hiçbir anlamı yok. Çünkü daha evvel de söyledim. Belli yani, zaten istatistikleri belli. Yani, belli yani buradan Konyaspor tarihinin en büyük ücretiyle Udinese takımı kimseden yani hiçbir yerden dünyadaki en iyi şey organizasyonlarından birine sahiptir. Kendi ölçütleri arasında. Yerinden Udinese. Udinese öyle kolay kolay çok oyuncu alırlar. Satarlar. Kolay oyuncu almazlar. Udinese takım buradan Bayiç'i, Riyad Bayiç'i aldı. Konyaspor tarihinin en büyük ücretini aldı. Dolayısıyla kalitesinden bahsetmeye gerek yok. Şu anda yaşadığı aslında takımın şu son durumuyla ilgili ilintili bağlantılı kurarsak Bayiç'in yaşadığını Bayiç biraz daha birkaç hafta erken yaşadı. Ama biraz daha şimdi antrenmanlardaki beden dili, tavırları, özellikle topla olan diyalogları daha rahat gözüküyor. Umarım da yanıltıcı değildir. Çok sevinirim çünkü sadece değerli bir oyuncu değil, çok değerli de bir insan Riyad Bayiç. Hocam fedakar, fedakar oyuncular çok azdır. Evet. Yani az bulunur yani fedakar oyuncular. Hem yetenekli hem fedakar oyuncular. Yani ağrısını takmaz, sızıyı takmaz. Hep sahada olmak ister, arkadaşlarına yardım etmek ister. Bazen böyle sırtını alıp taşımaya çalışır. Bazı betimlemeler yapıyorum ama şey için, bir şey de anlatmak için yapıyorum. Bu tip fedakar oyuncular çok kolay bulunan oyuncular değil, hem de yetenekli olup. Kaybetmek çok kolay bu adamları. Kazanmak zor oluyor. Bir girdabın içine girdi. Şimdi ondan çıkmış gibi gözüküyor. Antrenmanlardaki beden dili de öyle gözüküyor. Umarım öyledir. Yanıltıcı değildir. Tabii süremizi biz kullandık ama bir dönem daha istedik. Evet, bir sonraki reklama kadar süremizi aldık. Bir ara verelim hocam. Son bir bölümde tekrar en azından toparlayalım son bölümde. Maç biter, Konyaspor sevdamız bitmez. Necip oğulları şehrimizin gururu Konyaspor'a başarılar diler. Spor gündemi devam edecek. Emlak Konut bilgilendiriyor. İnşa edilen yeni binalarda standartlara uygun yapılacak yalıtım uygulamasıyla ısıtma enerjisi maliyetlerinde yaklaşık %60 tasarruf sağlanacaktır. Emlak Konut bilgilendirdi. Çocuğunuz CP'li ise, elini kullanamıyor veya yürümesi bozuksa, Ferah Mekanlar'da son teknolojik cihazlarla, uzman kadromuzla yanınızdayız. Fizikon Tıp Merkezi. Hız çok önemli. Bizim işte ürettiğin kadar sipariş alırsın. O yüzden uygun oranlar. İşin püf noktası uygun oranda ekleyeceksin malzemeyi. Bir de esneklik. Müşterim benden işi için mal alıyor. Ödemesini de işine uydurmak en doğal hakkı. Kuveytürk sağ olsun ihtiyacımıza göre esnek vade seçenekleri sunuyor. Hızlılar ya. Aynı bizim makine gibi. Tak diye finansman hazır. Oranları da uygun. Kuveytürk'le çalışınca hiç tadımız kaçmıyor. Herkesin işi de, ihtiyacı da başka. Kuveytürk finansman ürünleriyle işletmelerin yanında. Kaliteli hizmet, eksiksiz ibadet. Ömrünüzün makbul haccı, Güvenç Turizm farkıyla.
Türkiye'den giden ilk haç kafilesinde siz de olmalısınız. Güvenç Turizm. Şehrin yükselen değeri Çetinler'de 19. yılına özel fırsatlar sizi bekliyor. 9 kilogram Bingo Matik 36 lira 95 kuruş, 32'li Milo tuvalet kağıdı 23 lira 95 kuruş, 12'li Milo kağıt havlu 15 lira 95 kuruş. Çetinler Alışveriş Merkezi. Bizim için değerlisin hemşerim. Kalksa bu fon sonsuz ve de kalktığında. Kalksa lezzetine kaldın. Kopar kraksla duran durmaz şişirin. Kraksla. Buffalo soslu tavuk kanadı lezzetinde yepyeni bir kraks. Kraksla sen. Hayatım boyunca onun elini yanımda hissettim. Yeniden başlamam gerektiğinde. Eli hep yanımdaydı. Onun sayesinde kendimi güvende hissettim. Her adımımda aynı güveni aradım. Hayata baktığımız nokta aynı. Hayallerinizin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Bu yüzden ev sahibi olmak için attığınız her adımda yanınızdayız. Çünkü tasarruf, ev almanın en güvenli adresidir. Modern hayat için kentsel dönüşüm başlıyor. Hayallerinizi süsleyen yepyeni yaşam alanları, sosyal imkanları, açık ve kapalı otoparklarıyla karlı bir yatırım için üye kayıtlarımız devam ediyor. Burası düşlerinizin yansıması. Iğırmak Evleri. Ekrem Coşkun Döner olarak halkımıza sağlıklı, hilesiz, şoklanmamış ve kaliteli %100 yaprak et döneri uygun fiyata sunuyoruz. Modern tesislerde uzman kasaplarımızın hazırladığı dönerleri bugün Türkiye'de 200 aşkın şubeye güvenle ulaştırıyoruz. Ne yediğini bilmek herkesin hakkı. Et döner, lezzet döner, Ekrem Coşkun yaprak döner. Modern ve dekoratif Aladağ beton elemanlarıyla bildiğiniz taşları unutun. Son teknoloji tam otomasyon üretim sistemiyle Konya'da tek. Doğal renkli taşlarla üretilen trend tasarım parkelerle evinizi güzelleştiriyor, iş yerinize değer katıyoruz. Geçtiğiniz yolları ve yürüdüğünüz parkları zevkle yaşayacağınız alanlara dönüştürüyoruz. Teknoloji ve sanatın buluştuğu adres. Aladağ beton elemanları. Kahvaltılarında peynirden vazgeçemeyenler Enka'yla buluşur. Mutluluğumuz keyfe dönüşür. Enka Süt. Doğal süt keyfi. Davetine buyur Allah'ım buyur diyerek icabet edebilmek. Senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklarda Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde bir umre, hem mestur farkıyla. İşimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon. Fizikon Tıp Merkezi. Şehrimiz sevgimizle güzel. Konya sporumuz desteğimizle güçlü. Necip Oğulları'nın sunduğu spor gündemi devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Sabırla izlediğiniz için, bizi beklediğiniz için birkaç konu daha kaldı. Onları da konuşalım bu bölümde. Hocamızı da çünkü bu zor bir süreçte önümüzde ciddi bir maç var. Bu maçın hazırlıklarını yapacaklar. Bu ciddi süreçte bize vakit ayırdı. En azından sizleri bilgilendirmek için bizlere yardımcı oldu. Hocam Hurtado'yu son
Hazırlık evet. maçında kısa bir sürede olsa, yani hazır hale gelecek herhalde, biraz daha zaman mı gerekiyor? Yani mutlaka zaman gerekiyor. Belki bir 2-3 haftalık daha, yani bu temposuyla devam ederse bir 2-3 haftaya daha ihtiyacı olacak gibi gözüküyor. Ama antrenman temposu olarak, antrenman temposuna yakaladı. Fakat şu bilinmeli ki antrenman temposuyla maç temposu arasında siyahla beyaz kadar fark oluyor. Yani birkaç ancak maç... takımın içinde artık, takımla beraber çalışmaya başladı. Bu ciddi bir gelişme, en önemli gelişme. Bundan sonraki süreç biraz daha hızlı gidecektir. Önümüzdeki haftadan sonra hep yavaş yavaş bir aksilik olmazsa kadronun içinde tutmaya çalışacağız. Evet. Oyuncularla ilgili tabii çok fazla soru vardı. Şu süreçte ben hem transfer konusunda hem oyuncularla ilgili konuları çok fazla girmeyi doğru bulmuyoruz. Zaten biz programlarımızda da birçok isim gündeme getirmemeye çalıştık. En azından devre arasında daha net ifade edilebilir. Bazı şeyler çok net konuşulabilir. Bu tip durumlarda, yani yaşadığımız şu kırılma dönemlerinde en çok konuşulan şey maddi krizlerdir. Böyle bir sorundan söz etmek mümkün mü Konyaspor için? Yani maddi tarafın kriz halinde olduğunu söylemek pek doğru olmaz diye tahmin ediyorum. Ancak maddi durumunda iyi olduğunu anlamına gelmesin bu. Yani şu andaki var olan kulüpler, yani Türkiye'deki şu andaki bütün kulüpler ciddi sıkıntılıdır. Sadece biz değil. Yani sadece bize özgü bir şey değil. Böyle bir durumdan işte esas bütün anlattıklarımın altında yatan en önemli şey, böyle bir durumdan güzel futbol takımının da katkısıyla nasıl bunu çevirebiliriz, biraz daha doğru hale getirebiliriz. Esas yapmamız gereken ana planda bu olmalı. Esas itibariyle. Yani ama bizim şu andaki durumumuz hem bir taraftan takım bütçesini biraz daha normale doğru götürebilmeye çalışmak, bir taraftan yaş ortalamasını düşürmeye çalışmak, bir taraftan da puan tablosunda da üst grubun, hani o 6 takımlık, 8 takımlık üst grubun içinde yer almaya çalışmak. Üçünü birden yapmaya çalışmak bizim ülkemiz için belki doğal, nispeten doğal sayılabilir ama doğal görülmesi bunun kolay olduğu anlamına gelmiyor. Ne yazık ki. Ama bunların üçünü de beraber yapmak zorundayız. Bu da bir işin başka bir gerçeği. Sizin futbol tarihleriniz arasında böyle bir farklı anlamlar taşıyabilecek güçlü bir ifade var. Sert, güçlü bir takım ifadesi. Evet, aynen. Bu güçlü takım ifadesinin içerisinde aslında birçok şey barındırılabilir ama bizim Konyaspor'da bu sezon bu ifadenin içinde olması gereken sert, biraz daha tribünlere istediğini gösteren, evet. Bu mizaca da yansıyan sert görüntüyü, yani siz de istiyorsunuz yani biliyorum ama şu biraz uzaktayız sanki. Aynen öyle, aynen öyle. Seyahatim Bey, şunu söylemem lazım. Yani gerçeklerden, gerçekleri gizlemenin, gerçeklerden kaçmanın hiçbir anlamı yok. Hayal dünyasında yaşamanın hiçbir anlamı yok. Şu andaki söyledikleriniz aynen aynıyla vaki, gerçeğin ta kendisi. 33 maç oynadık biz geldiğimizden beri Konyaspor'da. 8 galibiyetimiz var. 9 beraberliğimiz var. 16'da özür dilerim. 9 mağlubiyetimiz var. 16'da beraberliğimiz var. Esas itibariyle bu oyunun içindeki baktığınız zaman beraberlikler bir taraftan kazanamadığınızı gösterir ama yenilmediğinizi de gösterir. Yani bu lig şeyinde, güç ortalamasında çok olumsuz bir şey değil. Ancak 8 galibiyet az, çok az. Yani bu totalde olması gereken Konyaspor'un hani başladığımız gün gelişmeler, transfer dönemi, inişler, çıkışlar ve benzerleri baktığımız andan itibaren artı en az 3 galibiyetin daha, en az 11 galibiyet olması lazım. 11-12 galibiyet olsaydı şu anda ya yanılıyorsunuz, öyle değil, böyle diyebilirdim. Ama şu andaki total tablo bunu söyletmiyor. Ama diğer taraftan baktığınız zaman da 33 maçlık periyotta herhalde 5. veya 6. takımız en az mağlup olan. Ki doğru. Son 4 maçın 3'ünü mağlup olduğumuz düşünülürse esas itibariyle 4 yani. Haftaya evvel döndüğümüz andan itibaren işler tam istediğim yere biraz daha sanki geçen döneme göre daha hızlı geldi gibi gözükürken bu son 4 maçlık sonuç ama son 2 maçlıkta oyun çöküşü demek lazım buna. Çöküşü şu anda tabii sizin de haklı olarak söylediğiniz şikayet ya da memnuniyetsizlik halini benim de haklısınız dediğim noktaya getiren durumu yaratıyor. Evet. Sahada biraz daha güçlü olmak adına. Tabii kulüpleşme adına sizin... Şunu söylemem lazım. Yani oyun kalitemizde
özellikle ilk 8 haftalık periyottaki oyun kalitesinde şikayetim yoktu. Biraz daha dönüşmüş bir oyundu bu. Ama şu gerçek, yani şu tablo var önümdeki. Tabloda da baktığım zaman böyle zaman zaman gözüme çarptığı için söylüyorum. 2015-2016 o sert takım. Hı hı. Yani sahanın her tarafında, sadece güç anlamında söylemiyorum bunu, gerçekten temaslı oynayan takımdan çok uzağız. Yani topla oynama seviyemiz o takımların önüne geçti. Ama 2015-2016 takımı hakikaten çok sahadaki duruşuyla da, topu kullanışıyla da, ama daha fazla top rakipteyken de gerçekten temaslı oyunu seven, bunu kasıtlı sertlik anlamında söylemiyorum, lütfen yanlış anlamasın, seviye olarak söylüyorum. Aynı zamanda temas olarak onun söylüyorum, çok sertti. Yani. Evet. Şu anda o sertliğin ve gücün hakikaten uzağındayız. Evet. En çok merak edilen konulardan birisi de buydu. Kulüpleşme adına sizin bu lig üçüncüsü olduğumuz dönemde başlayan aslında çok ciddi bir ivme var. O dönemden bugüne gelene kadar kulüpleşme adına, tesisleşme adına, işte stadyumun ortaya çıkmasıyla beraber Konyaspor bir kulüp, şehrin çok önemli bir markası haline geldi. Bununla birlikte işte altyapı çalışmaları devam ediyor, tesisleşme çalışmaları devam ediyor. Hepsi beraber götürülmeye çalışılıyor. Kolay değil bir Anadolu kulübü için tüm bunların. Yeni yapılanan bir tesis içerisinde de şu anda ve sürekli de güncellenen bir tesis. Evet. Keşke sonuçlar daha iyi olabilseydi de bunları geliştirebilmenin yollarını arasaydık hep beraber şu anda. Yani daha iyi, yani çok büyük aksilikler olmazsa sonuçlar bir dönem sonra normalleşme haline tekrar dönecektir ve oraya doğru gidecektir. Ama buradan asla ödün vermemeli. Hiçbir zaman Konyaspor, yani hep söylüyorum, olsam da olmasam da ödün vermemeli. Ama mutlaka ve mutlaka yapılması gereken, ki biraz evvelki sözlerim içinde de vardı, altyapı entegrasyonunu mutlaka da tamamlamamız lazım. Yani bölge oyuncu çıkmayacak bir bölge değil. Sadece bu organizasyonu biraz daha kuvvetlendirmek lazım. Ve altyapıya çok rica ediyorum, yani kamuoyu da bu şekilde yönlendirirse yönetimleri, yönetimler bu konuda biraz daha iştahlı davranırlar, yani. Davranmak zorunda ve sabırlı aynı zamanda davranabilirler. Altyapı israf değil, aksine tam tersi, biraz çevirene kadar biraz harcama yapmak zorundasınız ama çevirmeye başladıktan sonra tasarruftur. Altyapı kalitesizlik değil, tam tersi, orta ve uzun vadede kaliteyi artıran etkendir. Bu sadece yetiştirdiğiniz oyuncuların takıma katkısıyla değil, aynı zamanda aidiyet duygusuyla Konyaspor'un kökleşmesi anlamında da ciddi bir kalitedir. Altyapılara doğru yönelmek israf ve kalitesizlik değil, tam tersi, kaliteyi arttırmak ve tasarruftur. Bu tarafını da eğer antrenman sahası gerçekten kaliteli. Yani tesisler son derece kaliteli. Kulüp binası son derece kaliteli. Yani ciddi anlamda artık gelen Konya'ya, Konya dışından gelen, ülke dışından gelen insanları da bir takım sunumlar yapılırken, transfer döneminde çok önemli oluyor çünkü bu, sunumlar yapılırken çok rahat bir şekilde sunum yapabileceğimiz üst seviyede tesislere, kulüp binasına ve tesislere sahip. Bunu bir de futbol takımı bir şekilde bu şeyleri aşacaktır. Yani bu konuda çok fazla, yani Allah büyük bir aksilik vermesin diyelim, yani çok büyük vahim, akıl dışı böyle şeyler olmadıkça, davranış biçimleri olmadıkça, ki şunu da söylemem lazım, bence en önemli yerlerinden bir tanesi, bugüne kadar ki şu 11 haftalık periyotta birkaç tane aleyhimize, birkaç tane lehimize hakem hataları oldu. Geçen senelere göre bakıldığı zaman, şuraya bağlamak için söyledim şunu, şimdi söyleyeceğim. Bakıldığı zaman ciddi anlamda hem Türkiye Ligi'nde hem de Konyaspor'a bakışta en azından bir normalleşme gözüküyor. Yani şu anda bir başarısızlık söz konusuysa bunu hakemlere bağlama, hakem adı bile geçmedi fark ettiyseniz. Evet. Yani şu olmalı diye. Dolayısıyla hani çok ciddi anlamda akıl dışı bir takım yönetim anlamında, taraftar anlamında, teknik direktör, antrenörler ve oyuncular anlamında olmazsa kendi ortalamamıza yavaş yavaş döneceğiz. Bu kriz dönemini bir şekilde bir fırsata çevirecek, dönüşme çevirecek çareyi üretmeye çalışacağız. Ama bununla beraber bunu yaparken özellikle biraz evvel söylediğim gibi tesisleşme açısından ve altyapıyı da entegre etme açısından Konyaspor kaçınmamalı.
Mutlaka bunu eklemlemeli kulübün, ana takıma eklemlemeli. Konudan konuya atlıyoruz. Sizi de biraz yoruyoruz ama farklı konular olunca birbirine. Son olarak şunu öğrenmek istiyoruz. Taraftarla bazı futbolcular arasında bir frekans uyuşmazlığı oluştu bugüne kadar. Protestoların zaman zaman kısa sürede alevlenip büyüyebilmesi de aslında altında bu var. Çünkü geçmişten gelen frekans uyuşmamaları. Gençler Birliği maçında zaten en büyük örneğini yaşadık bunun bir anda. Daha bu konuda ne yapılabilir bilmiyorum ama bunu da çözmemiz gerekiyor sanırım. Yani bunu çözecek olan tabii önce taraftarların bu konudaki biraz daha yani bu kulüple oyuncu, ilgili, kulübümüzün oyuncusu. Kulüple ilgili yani kulüp ve kulüpçülük ve taraftarlık hepsini yan yana getirildiği zaman yani kızması, tepki göstermesi doğal ama dışlama tarafına doğru geldiği andan itibaren yani zararı hepimiz görüyoruz. Sadece oyuncu görmüyor. Yani anlık bir tepkiselliğin getirdiği şey zararı bütüne yaymaya başlıyor. Ben hep şunu vurgulamaya çalışıyorum. Gördüğüm, inandığım, hep oynadığım dönemden bugüne kadar yaşadıklarımı çok kolay, hepsini unutmadım. En önemli gücü taraftardır kulübün. En önemli gücü, itici gücü, lokomotifi taraftarıdır. Taraftar zaman zaman işin biraz duygusal tarafına doğru biraz daha gittiği andan itibaren davranış biçimi değişince bazı oyunculara karşı biraz yıkıcı hale de gelebiliyor. Yıkıcı hale geldiği andan itibaren en büyük güç yıkıcı olduğu andan itibaren de çok daha büyük bir yıkıcı güç haline doğru geliyor. O kulübün, o takımın formasını giyen oyuncu benim gözümde her zaman dünyanın en iyi oyuncusudur. Ali, Veli, Ahmet, Hasan, Hüseyin adı ne olursa, ülkesi, evet, dini ne olursa olsun o formayı taşıyorsa dünyanın en iyi oyuncusudur. Eğer yeterliliği yoksa, yararlılığı yoksa transfer dönemi geldiği zaman hesabı kesilir. Ama sahada oynayan oyuncuyu protesto demeyelim buna da biraz daha ötesine taşan halde hale getirmek takımın da frekansını bozuyor ki bu taraftarın ben anladığım kadarıyla ve bildiğim kadarıyla hiç istemediği şey olması gereken olan şey. Dolayısıyla bu konuda biraz daha dikkatli davranırlarsa hepimiz için avantaj olur diye düşünüyorum. Evet. Beşiktaş maçıyla yeni bir sayfa açılıp inşallah taraftarların da farklı bir organizasyon içerisinde olduğunu biliyoruz. Stada gelirken o atmosferi yaşayacağız hep beraber. Umarım, sonrasında da inşallah farklı umarım öyle olur. Yansımaları da güzel şöyle olur. Şöyle bir cümleyle bağlayayım. Buyurun. Bu işin içindeki hakikaten üzücü olan taraflardan bir tanesi de şu. Bizim gibi kulüplerin en önemli tarafı kendi saha maçları. Yani kendi saha maçlarındaki skorların İstenildiği gibi olmaması, dışarıdan evet, daha fazla galibiyet getirdik olmaması hakikaten şu gidişattaki en yaralayıcı yerlerden bir tanesi. Çünkü yani stada çok gelen önemli insanların coşkusu iştaha kadar sayısının da artması en büyük isteklerimizden bir tanesi, taleplerimizden bir tanesi, beklentilerimizden bir tanesi. Ama bu da biraz da sonuçlarla orantılı, onu da anlayabiliyorum. O konudaki üzüntüm bu anlamda daha da büyük. Umarım bunu yavaş yavaş tersine çevireceğiz. Evet, dış yerine iç sahada almış olsaydık o galibiyetleri bu sezon belki de yani biraz daha mental olarak güçlü olabilirdik. Maçlar, her maç çok önemli yani hazırlık maçları da dahil olmak üzere. Maçları birbirinden ayırmak için söylemiyorum lütfen yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Benim zaten yani yapısal olarak buna pek uygun bir yapım yok. Ama hangisi derseniz içerideki maçlar bu anlamda belki bir adım daha öne geçiyor. İçerideki maçların önemi bu anlamda çok daha büyük. Umarım hep beraber bunu tersine çeviririz. Evet Mustafa. Evet. Sivasspor bunun bu sezon en güzel örneklerinden bir tanesini gösteriyor. 5 galibiyet bir beraberlik. 6 maç 5 galibiyet bir beraberlik. Programın sonuna doğru geliyoruz ama çok mesaj var. Çok özellikle sosyal medyadan da yazan taraftarımız çok. Bir şey ona hocamız zaten konuşmaların içerisinde cevap vermeye çalıştı. Sorulmayanlar diye baktığımda hani birçok transfer konusu devre arası az önce hocam zaten içerisinde ifade etmeye çalıştı söylemlerin içerisinde var.
Sonuçta o mücadeleyi göstermeyenler ya da formanın hakkını vermeyenler bir şekilde isim ya da cisme bakılmadan kim olursa olsun. Çünkü hocam ben şunu merak ediyorum. Geçen sezon Akhisar maçıyla beraber sezon tamamlandıktan sonra maç sonundaki açıklamanızda şunu söylemiştiniz. Bundan sonra yapılacak transferlerde mağlubiyeti kabul etmeyen sahada duruşuyla buna yakın bu çerçevede ifadeleriniz olmuştu. Transferler yapmamız gerekiyor diye. Yani aidiyet duygusunu ön planda tutan. Şimdi Denizli deplasmanı ve deplasmanda alınan Kasımpaşa galibiyetlerine baktığımızda Konyaspor bu ligde her takımı yener bir görüntüsü ortaya çıktı. Ama son 4 hafta içerisinde de oyuncuların ortaya koyamadığı reaksiyon ve mücadeleyle beraber hiç kimseyi yenemez bir görüntüsü ortaya çıktı. Bu özellikle başta sizi, çünkü yaptığınız açıklamalar, ruh haliniz ve güvendiğiniz, forma verdiğiniz oyuncular var. Çünkü o bir şey bekliyorsunuz, umut beslemişsiniz. Dolayısıyla bunları sizler ifade edemediniz ama bizler zaman zaman dile getirmeye çalışıyoruz. Geçen hafta da söyledik. Mesela maç içerisinde skora isyan etmeyen, yani transfer konusunda bunu alabildiniz mi? Yani oraya gelebildik mi? Skora isyan eden, mağlubiyeti kabul etmeyen bir yapıda Konyaspor diyebilir miyiz? Hani yoksa henüz daha tam biz bu süreçte gideceğimiz çok yol var. Hem yaş sınırını düşürerek yapacağımız önümüzdeki transferlerle bunu aşama aşama tamamlayacağız mı diyorsunuz? Daha gideceğimiz çok yol var, bu gerçek, ama bu sizin sorduğunuz sorunun tam cevabı değil. Onu biliyorum. Şöyle, zaten sözlerimin içinde de bir kısmı vardı. Şu andaki görüntümüz de Gençler Birliği maçının ikinci yarısı. Eyüp maçını da kayarak söyleyelim bunu. Gençler Birliği maçının ikinci yarısı ve Sivas maçının her iki yarısını düşündüğümüz zaman 3 devrede 3 şut atabiliyorsa bu ciddi bir problem imadır. Eğer buradan bahsedersek söylediklerinizin hiçbirini yapabildiğimizi söyleyemem. Ama bir taraftan da evet, çok doğru. Ben de zaten hani ana fikir olarak burayı söylüyorum. Ne oldu? Yani anlamaya çalıştığımız yer orası. Ne oldu? Hocam teşekkür ederim. Ya zaten bunu çözebilirsek tabii. O zaman öbür tarafa ilk 8 haftaya döneceğiz. Puan ortalaması 1.7'yi yakalamış. Yani 1.7 dediğiniz 55-56 puanları yakalayacak bir takım var. Yapabilir bu görünen bir takım var. Öbür taraftan da 3 devre oynamış, sadece 3 şut atmış bir takım evet var. Evet hocam. Şimdi şöyle söylemek istiyorum. 13 puanı toplayan da aynı oyuncu grubu. O ortalamayı da tutturan aynı oyuncu grubu, çok teşekkür ediyoruz. Yani bizim de zaten programlarda işlemeye çalıştığımız buydu. Yani teşhis konulsa tedaviye başlanacak ama teşhis konulamadı diye bizler ifade ettik geçen hafta. Ben kendim şahsen bunun teşhisinin oyuncular arasında, oyuncu grubu arasında kendilerinin yani halletmesi gerektiğini düşünüyorum. Oyuncular kendi içinde oturacaklar, diyecekler ki bize güvenen bir yönetim, akitlerini yerine getiren bir yönetim, bize güvenerek transfer yapmayan ve genç yaşımıza rağmen formayı vermiş bir hocamız varken biz bunu iyi değerlendirmeliyiz. Ve insanlar annesi babası ölüyor ve unutuyorlar. Belirli bir zaman sonra o acıyı belki ömür boyu yaşıyorlar ama unutuyorlar. Sonuçta Allah öyle bir sabır vermiş. Maç kaybediliyor. O mağlubiyeti bir sonraki maça taşımadan o psikolojiyle ayağa kalkmaları gerektiğini ifade etmek istiyorum. Buradan bu mesajı bir kez daha veriyorum. Sizleri seven, değer veren yönetiminiz, hocanız ve bizler ve İstanbul takımlarının ardından tribünleri tamamen 20 bin ortalamayla dolduran bir taraftarınız var. Lütfen biraz daha kendi içinizde, çünkü o kapasite, o kalite sizlerde var. Bu puanları, o takımları bu deplasmanda yenen sizlersiniz demek istiyorum. Bu çok önemli. Çünkü sizin çok üzülmeniz bizi de üzüyor. Neden? Bunu şey olarak algılamayın hocam. Biz hep düşmemeye oynayan, çok damdan düşmüş. Ben Gazi Osman Paşa maçları, Bakırköy maçları, taraftarlarımız iyi bilir. Belki genç nesil bitmez. Kemer deplasmanları. Hep 10 sene hocam o sıkıntıları yaşadık. Sonra 2002-2003 sezonunda çıktık. Çok kalıcı olamadık. 6 sene yine siz geldiniz, en iyi derecemizi yakaladık. 2016 yılı Avrupa ve Türkiye'deki en iyi derecelerimiz. Biz uzun vadede camiye olarak bu başarıları sizlerle tekrar yaşayacağımıza inanıyoruz hocam. Hani futbol tamam, Türkiye'de tabelaya bakıyor herkes. Yani bu yorumcudur, taraftar da öyle. Sonucu alamadınız mı kötüsünüz.
Ne yaparsanız yapın, kim olursanız olsun, eğer kazanamazsanız kimse başka yani nedenlere bakmıyor. Biz bunu hazmederek, bu yaşananları hazmederek sabırla iyi yerlere gideceğimizi düşünüyoruz. Ve son olarak bir fotoğraf vererek oyunculara bir kez daha buradan mesaj vermek istiyorum. Hocam bir şey ekleyeceksiniz herhalde. Bir şey herhalde. Sadece şunu, buyurun hocam. Bu silsileyi yine de tersine çevirmek lazım. Söylediklerinizi anlıyorum. Ne söylemek istediğini ben anlıyorum ama yine de şu anda ki durum için, son durum için de söyleyeyim. Ortada bir istenmeyen bir durum varsa bu silsileyi sadece oyuncular üzerinden evet, az önce söylediniz evet hocam. Bu doğru bir okuma olmaz. Yani oyuncuları tabii ki teşvik etmek için kullandığınız cümlelere katılıyorum. O değil söylemek istediğim. Ama her zaman benim yönetim anlayışımda da bu vardır. Önce yönetenlerin nerede ne oluyor kendilerine sormaları gerekiyor. Kendi teknik üzerinize almıştınız zaten hocam. Teknik anlamda yönetici evet. olduğum için bu durumun, şu andaki durumun ilk 7-8 haftayı kurgulayanlardan bir tanesiysem son yani çok iyi, harika, tamam bizim takımımız bu diyebiliyorsam o zaman son 3 haftada ben neredeydim diye sorgulamam lazım. Eğer bu silsilede yanlışlık yaparsak, en azından kendi adıma evet. söylüyorum. Ben o sefer temelde, usulde problem olur ki bu bir kulüp için, bir takım yönetici için doğru için olmaz. En yanlış şeyler olur. Yanlış. Süremiz sona erdi hocam. Çok teşekkür ediyorum. Selahattin, ekleyeceğim bir şey var. Bir yayın var. Hemen başlaması gerekiyor. Biliyorum. Şimdi hem fotoğraf hemen alacağım, bir şey ekleyeceğim. Hocamla alakalı, hocamın söylediğiyle alakalı. Hocam evet. kendi üzerine zaten alınması gereken kısmını almıştı ve tevazu göstererek de böyle değerlendirmesini ben hocamın çok normal ve takdirle karşılıyorum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Saha içerisinde hani benim demek istediğim aynı oyuncu grubu ve puanlar toplandı. Mesela hakeme itiraz yok, işte pozisyonu vara getirme, gidişatta götürme. Bir yere atlamışız demektir bu. Durumu. Yine de ben kendi tarafıma gidişatta bir yere atladık bu, demektir. Evet, bir fotoğraf vardı. Mehmet Koç, seni de bekleyelim. Arkadaşlar, Mesut yönetmenimizden Uysal. Şimdi son olarak şunu söyleyeceğim. Problem o zaman yönetimiyle, teknik heyetiyle, hocasıyla bir problem varsa hep beraber basınıyla, taraftarıyla ayağa kalkacağız, halledeceğiz, bulacağız ve tekrar hep birlikte Konyaspor olacağız. Biz olacağız. Bu çok önemli. Bu fotoğraf arkadaşlar, ekrana getirilen bu fotoğrafı hemen hatırlatalım. Gaziantep sporlu oyuncular ve taraftarlar. Neredeler? Malatya İdman Yurdu deplasmanından dönen takım oyuncuları. Bölgesel amatör kümede şu anda Gaziantep Spor. Peki Gaziantep Spor takımı nasıl düşmüştü hatırlayalım. 27 yıl Süper Lig'de çıktıktan sonra sürekli olarak devam eden ve plakasında düşen bir takım Gaziantep Spor. Şu anda devam eden kulüp ise eski Gaziantep Belediyespor. Tıpkı Malatya Spor'u amatörde olan Ziya Doğan'ın Avrupa'ya götürdüğü Malatya Spor şu an amatörde. Ve otobüs şirketleri gibi biliyorsunuz önüne yeni koyarak yeni Malatya Spor, işte Malatya İtimat gibi devam eden kulüpler bunlar. Aslında işin özü bu. Gaziantep Spor Kulübü 27 sene Süper Lig'de kaldı ve düştü, amatöre kadar düştü. Eskişehir ilk kez artı bir puana geldi. 9 puan ceza yemişti biliyorsunuz. Ve futbol kültürü olan bir yer, taraftarı olan bir yer. Ve maalesef şu anda büyük düşerlerse aynısını yaşayacaklar. Bursa'ya bu sene hocam çıkamazsa, bu sene çıkamazsa şu anda bu kulüplerin yaşadığını yaşayacak. Gördünüz, yol ortasında karton kutunun içerisinde pidelerle Gaziantep Spor Kulübü bir zamanlarda Roma'yı mağlup etmişti Avrupa'da. Hatırlıyorum, ne kulüptü değil mi? Hocam bunu anlatmaya çalışıyor. Ben yaparım transferi, problem değil. Bütçelerde maaşlar da yüksek olabilir ama sonuç itibariyle ben gittikten sonra ne olacak Konyaspor? İşte bir Gaziantep Spor olmasın, bir Malatya Spor olmasının mücadelesini veriyor. Dolayısıyla peki. bizler de daha bu çerçevede bakmamız ve yok herhalde gerekiyor. Ali Çamdal herhalde bir sakatlık geçirdi. Evet, onun için geçmiş olsun. Bunu kırıldı antrenmanda. Geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim Çamdal'a. Tedavisi başladı zannediyorum. Hocam ameliyat sizlere oldu. Sevgisini ameliyat ve güvenini peki. ileten teşekkür ediyoruz. Çok mesaj var. Yayınımız var. Bizden sonra bir yayın canlı var. Canlı yayın için bekliyorlar tabii. Onların da özür diliyoruz onlardan. Biraz beklettik. Çünkü 22'de onlar yayına gireceklerdi. Biz biraz zamanlarından çaldık. Ama önemli bir konuydu. Hakları da helal etsinler. Onlardan da özür diliyoruz. Evet. Ve veda edeceğiz. Dolayısıyla veda etmeden önce ben toplu olarak hepsinin adına hocam teşekkür ediyorum.
Çünkü Türkiye'nin veya Avrupa'nın dört bir tarafından mesaj gönderenler var. Bir ayrıcalık tanımak istiyorum. Lefkoşa'dan asker kardeşimiz Enes Yıldız. Hocam özellikle selam göndermiş asker olduğu için. Bir de teğmenimiz var Hakkari'de görev yapan. O selam göndermiş. Bu da Mehmet Koç. Evet tamam biz vermiş kabul edelim çünkü bitireceğiz yayını. Bitireceğiz hocam Selahattin'i şöyle takdim edelim verelim. Onu bir taraftan. Evet. Sefasıyla cefasıyla taraftarların da sözü. Selinliyiz Aykut hocam demişler. Yatağanlı Osman'a Şükrü Doğan Bey yönetim kurulu başkanı hocam size göndermişler. Çok teşekkür ederim. Şimdi zahmet edip göndermişler Selahattin programı bitirelim tamam. Bunu sağ olsunlar ve burada da hocam resminiz var. Arkadaşlarımız şöyle Selahattin iletir misin hocamın önüne doğru fotoğrafınızı şuraya da kartonları verdi arkadaşlar. Bu güzel ve anlamlı programdan dolayı ne kadar teşekkür etsem azdır. Hocamızı seviyoruz. Sonuna kadar arkasındayız. Sen bizim kocaman gururumuzsun Aykut hocam demiş. Ahmet Cihan Parlak İskenderun Hatay'dan göndermiş hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hüseyin Ekinci Bey bizlerleydi. Arda Keskin hocam yardımcı antrenörümüz. Arkadaşlar bitireceğiz. Hocamı her zaman bulmuyoruz. Peki veda edelim biz bundan sonraki yayın devam edecek. Mehmet Koç ve tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Topluca taraftarlarımıza da teşekkür edelim. Hocam çok sağ olun. Ağzınıza yüreğinize sağlık. Pazartesi akşamı yeniden birlikte olmak dileğiyle veda ediyoruz. Hoşçakalın.